İngilizce birinci dönem LGS son tekrara hazır mısın Tonguç'um? Tüm İngilizce mi hocam? Tüm İngilizce değil. Birinci dönemi tekrar edeceğiz. Bugün Friendship, Teen Life, In the Kitchen, On the Phone ve The Internet konularını tekrar edeceğiz. Ve son tekrarımızın birinci kısmını yapacağız. Ardından da ikinci tekrarımızı yapacağız. Yani ikinci dönem konularını tekrar edeceğiz. Burada ne öğreneceğiz? What will we teach? Ne öğreteceğiz size? Birincisi ilk adımda topic title'a bakacağız. Yani temel konu nedir onu göreceğiz. Sonrasında second step possible exam words. Yani sınavlarda çıkabilecek olan. Ya ben bu kelimeyi ben unutuyorum. Ben kelimeleri hatırlamıyorum hocam. Kelimelerde sıkıntı yaşadığınızı biliyoruz Tonguç'um. Herkes kelimeleri unutuyor zaten. Zaten Milletin Bakanlığı da gramer ağırlıklı bir sınav yerine kelime, phrase, expression yani böyle telaffuz, daha doğrusu telaffuzdan ziyade kelime kalıplarının olduğu soruları vurguluyor bize. Ve question sentence. Bunların hepsini göreceğiz. Yani bunlar sınavda çıkacak şekilde öğreneceğiz. Bizim için önemli şey nedir? Sınav. Şu anda tabii ki bu video ile İngilizce öğrenemeyiz ama neyi öğrenebiliriz? Sınavda çıkabilecek soru tiplerini, sınavda soruları nasıl yapacağımızı göreceğiz ve sonrasında üçüncü step, topic summary yani konunun bir özetini yapacağız ve fourth step son kısmımızda da new style exam question yani yeni nesil sınav sorusu çözeceğiz. Yeni sınav sorularını çözeceğiz. Tabii bunu yaparken Tonguç'um bu örnek şeye geçmeden önce İngilizce son tekrarını yanında bulundurman çok önemli. Çünkü biz burada aynı buna giriyoruz. Bak Teen Life'da önce study kısmına kelimeleri veriyoruz. Exam question, sınav tarzı sorular. Sonra study'den sonra da ardından gelen yeni nesil sınav sorularını görüyoruz. Ve işte learn kısmına da konuları öğretiyoruz. Tabii burada fun corner var. Biz bu videoda fun corner'ımız yok. Fakat sen son tekrar kitabını da hızlıca takip edersen bu videoyu da dikkatli bir şekilde izlersen mükemmel bir şekilde konuyu öğrenmiş olacaksın. Şimdi konularımız zaten ilk başta birinci dönem konulara baktığımızda Tonguç evladım benim. Friendship, arkadaşlık, teen life, in the kitchen, on the phone ve the interneti görüyoruz. Diyeceksin ki bunlardan hangisinden kaç soru geliyor? Hangisinden kaç soru geliyor hocam? İngilizce'de şöyle güzel bir şey var. Toplam 10 ünite var. Her üniteden de bir soru geliyor. Yani toplam 10 soru geliyor. Yani bundan bir soru, buradan bir soru. 5 soru garanti mi hocam? 5 soru garanti olacak bu videonun sonunda. In the kitchen, on the phone hepsinden birer soru geliyor. Ve sonraki diğer ikinci dönemin konularında da birer soru geldi. Şimdi ilk başta şunu bilmemiz lazım. Possible exam words yani çıkabilecek muhtemel sınav kelimelerinde. Bunlara hatta possible diyoruz ama possibility'si %99 diyebiliriz sonuç için. Bu kelimeler şimdiye kadar sınavlarda hep kullanılmış kelimeler. Mesela support. Support desteklemek. Backup yine aynı benzer anlamda desteklemek. Certain exam words. Aynen. Get on well yani iyi geçinmek. Count on desek. Bunların hepsi sınavlarda en çok karşımıza çıkan kelimeler. Bu kelimelerin anlamını bilmiyorsan. Arkadaşlık sınavda ünitesinde en fazla karşılaşılan kelimeler. Aynen. Şimdi bir good friends var. Learn kısmına geçiyoruz şimdi. Good friends ve bad friends. İyi arkadaş, kötü arkadaş da bunlarla alakalı yine kelime bilgisi önemli. Mesela iyi arkadaşlarla biz get on well, iyi geçiniriz. Keep secrets, sırlarımızı saklar. Aynı zamanda support each other. Birbirlerini çok iyi desteklerler. Aynı şekilde count on veyahut da rely on each other. Count on veyahut da rely on each other diyoruz. Bunlar da yine önemli. Ama bad friends'e baktığımızda Tonguç bu sefer durumlar biraz kötü. Kötü arkadaş bunlar yani. Argue, tartışmak. Share your secrets with others. Diğerleriyle senin sırlarını paylaşıyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Aynen. İkisinin bildiği sır değildir. Aynen bu şekilde bir şey bilmesi lazım. Ve bilmiyor gidip herkese paylaşıyor. Dolayısıyla tell lies. Yalan söylüyor. Yalan söylemek çok kötü bir şey Tonguç. Bir insan diğer insana yalan söylüyorsa iyi arkadaş olduğunu söyleyemeyiz. Bir de study kısım var. Sentences before making an offer. Yani bir teklif yapmadan önce kullanılan cümleler var. Şimdi iyi arkadaşınlasın, berabersin, babana haber, falan görüşüyorsun. What are you doing this weekend? Bu hafta sonu ne yapıyorsun? Nothing much special. Why? O da cevap veriyor. Önemli bir şey yapmıyorum. Neden sordun? Ve hatta I'm planning a slumber party this Sunday. Slumber party nedir Tonguç'um? Hocam pijama partisi. Harikasın. Pijama partisi nedir? Hani böyle pikniklerde görüyoruz adam altı çizgili pijama oluyor. Üzerinde de beyaz atlet, askılı atlet oluyor. İşte bunların hepsi I'm planning a slumber party this Sunday. Yani bir pijama partisi diyoruz. Gerçekten çok güzel parti oluyor. Ve bu partilerde genelde insanlar pijamayla gidiyorlar ama hiç uymuyorlar. Sürekli eğleniyorlar. Gelelim buraya learn kısmına. Şimdi burada bir soru soruyor. Diyelim ki bu Pakize olsun. Bu da Züleyha olsun. Pakize diyor ki are you doing anything, özel bir şey yapıyor musun? Are you doing anything special this weekend. Bu hafta sonu. Sana ne be Allah Allah. Aynen. Pakize ile Züleyha arasında böyle geçer diyalog. Ama o da cevap veriyor. Diyor ki kız Züleyha. Yok kız Züleyha demiyor. Nothing special. Özel bir şey yok. Neden sordun? Why diye cevap veriyor. Burada o da yokluyor yani. Aynen. Bir neden sordun yani. Özel bir durum yok diyor. Eğer varsa bir şey yapalım diyor. Devam edelim. Başka bir kısma geçelim. Study. Making an offer. Yani bir teklif nasıl yapılıyor? Would you like some more cake? Birazcık kek ister misin? Pasta ister misin? Veyahut how about a slumber party? Bir pijama partisine gitmeye ne dersin? Veya would
you like to join, katılmak ister misin? Veyahut da why don't you come along, neden katılmıyorsun, neden sen de bize gelmiyorsun, why don't you come along? Fancy coming to my party, benim partime gelmeyi düşünür müsün, ister misin? Bak, fancy, why don't you, would you like, how about, would you like? Bunların hepsi bir teklif yaparken kullandığımız kalıplar Tonguç'um. Şimdi bakalım learn kısmına. Mesela would you like to, would you like to eat some apple? Birazcık elma yemek ister misin? İstemiyorum. Mesela veyahut da fancy coming to my party, partime gelmeyi düşünür müsün? Would you like to join my birthday party? Benim doğum günü partime katılmayı düşünür müsün? Veya ister misin? We are going to the cinema, why don't you come along? Neden sen de katılmıyorsun? Bunların hepsi birer teklif. Şimdi bu tekliflere karşı teklife... Reddederiz. Yani, reddedebiliriz. Hayır, sadece red yok Tonguç'um. Refüze etmek. Yani reddedebiliriz ya da accept, kabul edebiliriz. Cool, I'd like to come. Gelmek isterim. Cool, harika, güzel görünüyor diyor. Veyahut da I will definitely be there. Yani kesinlikle orada olacağım. I'd love to. What time? İsterim. Ne zaman? Veyahut da that sounds fun. Kulağa hoş geliyor. Vay. Gelmek isterim pijama partisine diyor. Ama buraya baktığımız zaman refuse ediyor. Yani reddediyor. Reddettiği zaman diyor ki sorry. I'm sorry. Yani sorry. I can't make it. Yapamam. Gelemem. Veyahut da oh dear. Another time maybe. Belki başka zaman tatlım. Another time maybe. Veyahut da I'm sorry. I can't. Üzgünüm. Yapamam. Veyahut da sorry. I'm too busy that day. Bugün o gün çok meşgulüm diyor. Veyahut da yes. I would diye başlayabilir. Yes I would. Yani isterim. But I can't diye devam ediyor. Bu da yine fake kısmı. Everybody can but Berkant. Aynen. Herkes yapabiliyor ama Berkant yapamıyor. Zaten Berkant yani I can't'tan geliyor. Ne diyorsun? Kafam karıştı Tonguç'um. Burada bak. Yes I would diye başlayınca aa bu olumlu cevap. Aa accepting demeyeceksin. Dikkatli olacaksın. Bunları mesela sana sınavlara soracak. 3 tanesini bir seçeneğe verecek. Üç tanesini sorunun A, B, C, D seçeneğe verecek. Bir tanesi deniz seçeneğine verecek. Sen diyeceksin ki sorunun bütünü alayım. Ya bunlar kabul ediyor. Accept. Bu ise reddediyor. Veyahut da üçünü buradan bir tanesini buradan verip sana şey yapacak. Şimdi gel bakalım. Bir davetiyemiz var learn kısmında. Mike diyor ki, Dear Mike, hadi bakalım. Şuraya oku bakalım Tonguç'um. Dear Mike. Dear Mike, I'm having a barbecue party in my garden this Sunday. And it will start at 12 p.m. All our customers, classmates are coming. Love, Sarah. P.S. Let me know whether gerçekten you can Sarah, come. Bayağı pardon hocam. Sarah. Şimdi sen Sarah gibi oku. Ben de şuraya hatta no. cevabı da yazayım. I hope... Dear Mike, I'm having a barbecue party in garden. Sarah da Hindistanlı yaptın. And it will start at 12 p.m. All our classmates are coming. I hope you can make it. Love, Sarah. Şimdi bak diyor ki, sevgili Mike, ben bir barbecue partisi veriyorum bahçemde diyor bu pazar günü. Ve o başlıyor 12'de, öğlen 12'de. Bütün arkadaşlarımız, all our classmates, sınıf arkadaşlarımız arkam geliyor. I hope you can make it. Sen, pardon, I hope you can... make it değil de I hope you can make it. Sen yapabilirsin. Sen de gelebilirsin. Love, sevgiler diyor. Sarah da cevap Sarah olarak göndermiş. Gönderen kim? Sarah. Alıcı Mike. Please see. Not veriyor. Let me know whether you can come. Gelip gelemeyeceğini söyle. Beni sinir etme diye. Gerçekten sinir etme beni. Şimdi Mike de cevap veriyor. Dear Sarah. Sevgili Sarah. Bak şimdi bu invitation daveti. Ben okuyayım hocam. Evet. Sevgili Sarah. Dear Sarah. Thank you for your invitation. Evet, cevabı yazayım ben. I'll be there for sure. Evet, tabii Mike biraz yaşlı. Dedesini davet etti galiba. Sevgili well, Sarah... Mike, please, should I bring anything? Tamam bak, diyor ki, sevgili Sarah, davetin için teşekkür ederim. Allah razı olsun. I will be there for sure. Orada Allah razı olsun neredeyiz hocam? İngilizce merak ediyorum. Thank you, thank you. Yani, tabii, Allah razı olsun. İngilizce yazdım ben espri yapıyorum. Thanks God. Ben burada tabii espri yapıyorum. Allah razı olsun yazmıyor. I will be there for sure. Emin ol orada olacağım. Love, sevgiler diyor Mike. Ve o da not düşüyor. Please see. Should I bring anything? Herhangi bir şey getireyim mi? Herhalde getir. Seni bir şey evet, getirmeyecek olsan niye çağırsın? 3 kilo kısır getir bana. Hayret bir şey yani. Yani öyle boş beleş gelip barbeküye, mangala, ete destek olmayacaksan, antrikot getirmeyeceksen, pizzola getirmeyeceksen niye geliyorsun yani? Yemeğe geliyorsun. Köfte olur seni. Yiyecek, sadece yiyici misin? Redde bakalım. Refusing the invitation, daveti reddedin. Bu sefer Molly de reddediyor. Molly insan ismi. Kız ismi. Tamam. Hi Sarah diye ben okudum. Hi Sarah. Thanks for your invitation. But I can't make it. Sorry. Because my friends are coming that day. Anyway, I hope you will have a great time. Love, Molly. Molly gerçekten ismi gibi çok tatlı. Me. Biliyorsun herhalde.
Merhaba Sara. Molly hocam, klonlanan koyun. Aa, o Dolly oğlum. Aa. Teşekkür ederim davetin için. Fakat ben gelemeyeceğim. Üzgünüm. Çünkü benim arkadaşlarım geliyor o gün. Her ne olursa olsun iyi bir zaman geçirmenizi, harika bir zaman geçirmenizi dilerim. Allah cezanızı versin. Ben size etleri götürün. Löp löp eti yiyin, kilo alın inşallah, yağ olsun diye orada da bedduasını ediyor. Neyse. Anyway, her ne olursa olsun iyi zaman geçirmenizi dilerim diyor. Tabii bilmiyoruz artık içinden ne geçtiğini. Göremeyiz insanların kalplerini. Love, sevgiler, Molly. Şimdi artık bu şimdi ciddi zamanı. Tamam. Oo. Artık possible exam questions. Muhtemel sınav sorusu. Bak böyle bir sınav sorusu gelir Tonguç'um. Dikkatli ol. Şimdi. Hello. My name is Emily. I love my old friends but... Hocam böyle okur mu Emily? Gözünü seveyim ya. Hello. My name is Emily. Benim adım Emily. I love my old friends but Kate is my best friend. Ben bütün arkadaşlarımı seviyorum. Fakat Kate benim en iyi arkadaşım. I can always count on her. Ona her zaman güvenebilirim. Because she is a honest person. O çünkü o dürüst bir insan. Ben ona her zaman güvenebilirim çünkü o dürüst bir insan. Ben devam ediyorum. Evet. She never tells lies and she always keeps my secrets. O asla yalan söylemez ve daima benim sırlarımı saklar. She also backs me up. Beni her zaman destekler. Whenever I need. İhtiyaç duyduğumda. I always support her. Too. Ben de onu desteklerim her zaman. We are great buddies. Biz tam bir harika kankalarız. We have a lot of common with each other. Biz çok ortak noktamız var beraber. We have many of the same hobbies, sports or other favorite activities. Biz sahibiz birçok benzer hobiye, spora ve other favori güzel aktivitelere. So we get on well with each other. Bu yüzden biz çok iyi geçiniyoruz. Şimdi why does Emily? Emily'yi tanıyoruz. Yes teacher, what you? Dur oğlum, Tonguç'um ne yapıyorsun evladım? Karakterimi değiştireceğim. Aynen, karakterim bozuldu. İçselleştirdin. Tam bir tiyatro sanatçısı olacakmışsın ama gidip öğrenci olmuşsun. Ben oynadığım karakterleri kendimle özdeşleştiriyorum. Aynen, olarak. Önce karakteri tanıyor musun? Bir hafta tanışıyor musun? İlk başta karaktere bürünmeye çalışıyorum. Karakteri yaşıyorsun. 2 aydır ben makyaj yapıyorum. Ne diyorsun Tonguç? Allah'ım yarım. Şimdi, why does Emily rely on Kate according to text? Neden Emily... Kate'e güveniyor, akorlu tekste göre neden güveniyor diyor. Çünkü bakalım. Because they always argue with each other. Çünkü daima birbirine kavga ediyorlar. Bu anlamsız. İyi arkadaşlar bunlar. Aynen, bunlar iyi kankiyiz. Because Kate shares Emily's secrets with others. Çünkü Emily başkalarıyla onun sırlarını paylaşıyor diyor. Bu da anlamsız. Because they don't have any common. Çünkü hiç ortak noktaları yok diyor. Bu da anlamsız. Because çünkü Kate always tells the truth and keeps Emily's secrets. Yani bak, o daima gerçeği söylüyor, asla yalan söylemiyor demiş. She never tells lies, she always tells the truth demek. Keeps secrets, yani sırlarını da saklıyor diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli diyoruz ve geçiyoruz başka bir soruya. Which option cannot be one of the good friend features? Hangi opsiyon, hangi seçenek iyi bir arkadaşın özelliği olamaz diyor. Reliable, güvenebilir. Evet, olabilir hocam. Honest, dürüst. Dürüst. Supportive, destekleyen. Liar, yalancı. Yalancı olmaz. Yalancı olmaz. Bu kötü. O yüzden cevabımız Denizli diyoruz ve geçiyoruz artık Teen Life konusuna. Şimdi birinci ünitede yapacaklarımızı görmüştük. Artık ikinci ünitemize geçtik. Teen Life ünitesinde kaç soru geliyordu? Her üniteden bir soru geldiği için friendship bitirdik. Buraya artık güzel bir tikimizi atabiliriz. Teen Life konusuna geçelim. Şimdi burada şunu çok bilmemiz lazım. Casual, trendy, stylish, ridiculous, fashionable, formal, impressive, like, love, dislike, hate gibi farklı farklı kelimelerimiz var. Bunların anlamını çok bilmemiz lazım. Zaten love'u biliyoruz. Sevmek. Dislike, hoşlanmak. I love you. Do you love me? Yes, I do. If you love me, kiss me. If you... Ne yapıyorsun Tonguç? Beni her seferinde dersi sabote ediyorsun. Sabotaj yapıyorsun. Bu hiç doğru değil. Şimdi dislike, hoşlanmamak, hate, nefret etmek. Casual, böyle hafta sonuna giyilen böyle rahat şeyler, trendy moda olan şeyler, stylish in stil moda, ridiculous aptal, fashionable moda, formal resmi, impressive etkileyici, like de yine hoşlanmak anlamına geliyor. Hate nefret etmek, dislike de hoşlanmamak. Şimdi eğer biz, buraya dikkat edin net olmuşum, ses yapma artık gürültü ama bayağı kaynattın dersi. Expressing likes and dislikes, yani hoşlandığımız ve hoşlanmadığımız şeyleri söylerken şöyle yapıyoruz. Birincisi likes da like, hoşlanmak veyahut da aynı şekilde love, çok sevmek. Veyahut da I am crazy about, yani be crazy about, bir şeyle alakalı çok böyle çok delisi olmak. Bu da aynı zamanda like'tan başka enjoy da kullanabiliriz sonuç herhalde benim. Dislike'a baktığımızda ise hoşlanmamak veyahut da hate, nefret etmek veyahut da can't stand, katlanamamak kelimelerini çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi burada Alican ve Cemil'in diyaloğu var. I like wearing casual clothes. Ben rahat kıyafetler gibi seviyorum. Ama temelinde sorumuz var. Diyor ki, what, bak kız soruyor. What kind of clothes do you like wearing? Casual or fashionable? Ne çeşit kıyafetleri giymeyi seversiniz? Casual,
böyle rahat or fashionable, bu moda. Hani moda ama bu sefer dar oluyor, sıkıcı olabiliyor. Bak şimdi. Ali Can cevap veriyor. I like wearing casual clothes. Ben rahat kıyafetler giymeyi seviyorum. Cem ise I dislike casual clothes. Ben sevmiyorum o tarz kıyafetleri. I enjoy trendy ones. Ben moda olan tarzları seviyorum diyor. Ve kesinlikle artık benim tarzım bu diyor. Güzel. Gerçekten tarzını seviyoruz biz arkadaşımızın. Şimdi bakalım buraya. Cem ne demiş? I enjoy both of them. Ben her tür şeylerin hepsini seviyorum diyor. Ben ikisini de seviyorum diyor. Casual da seviyorum. Gündelik kıyafetleri de seviyorum. Casual, gündelik. Biz burada rahat kelimesini kullandık. Gündelik kıyafetleri seviyorum. Rahat kelimeleri de seviyorum. Trendy kıyafetleri de seviyorum. At weekends, hafta sonları I like wearing casual clothes. Ben hafta sonları gündelik kıyafetler, rahat kıyafetler giyiyorum. On weekdays, hafta içi I enjoy wearing fashionable clothes. Ben hafta içi daha böyle moda kıyafetler giyiyorum diyor. Molly'ye baktığımız zaman meşhur Molly de buradaymış Tonguç'um. Oh no, I hate casual clothes. No, hayır olamaz. Ben rahat gündelik kıyafetten nefret ediyorum diyor. I love wearing trendy clothes. Ben trendy kıyafetler giymeyi seviyorum diyor. Tebrik ediyoruz yine kendisini. Şimdi study kısmına bakalım. Expressing preference'da what do you prefer? Hangisini tercih ediyorsun? Ne tercih ediyorsun? Fast food, yani böyle hamburger gibi hızlı tüketimler mi? Or homemade dishes mi? Ev yapımı yemekler mi? Veya do you prefer, tercih ediyor musun? Playing tennis or basketball? Playing tennis'i basketbola tercih ediyor musun? Hatırlarsan Tonguç'um, prefer'den sonra istediğimiz şey vardı. To'dan sonrası istemediğimiz şey vardı. What is your favorite activity? Senin favori aktiviten nedir diyoruz. Şimdi learn kısmına bakalım. Mesela I prefer coffee to tea. Ben kahveyi çaya tercih ediyorum. Bak, tercih ettiğimizi prefer'den sonra söylüyoruz. Kahveyi tercih ediyor. To'dan sonra to istemediğimiz şeyi söylüyoruz. My favorite are fashionable clothes. My favorites are fashionable clothes. Benim favorilerim moda kıyafetlerdir diyor. What is your favorite meal? Senin favori yemeğin nedir diyor. Do you like fast food? Fast food'u sever misin? O da cevap veriyor. I prefer, ben tercih ediyorum, eating vegetable dishes, sebze yemeklerini seviyorum, and fruit to fast food. Ben bak, sebze yemeklerini ve meyveyi seviyorum. Ne yemeği tercih ediyorum? Ne? To fast food. Fast food'a, yani to dediği şey fast food'u sevmiyorum. Stating personal opinions. Kişisel fikirlerimizi dile getirirken ne yapacağız? Birincisi learn. What do you think of soap operas? Yani bu pembe diziler hakkında ne düşünüyorsun? Sabun köpüğü gibi olan operalar, yani pembe diziler hakkında ne düşünüyorsun? In my opinion, benim fikrim diyor. Kim söylüyormuş bunu? Ha, bir kız söylüyor. In my opinion, they are great. Bence onlar harika. I'm really into them. Gerçekten onları çok seviyorum. I'm really into them. Onları çok seviyorum. Ama bu arkadaşımız Tankut'a baktığımızda To me, they are ridiculous and boring. Bence onlar aptalca ve sıkıcı. I can't stand them. Katlanamıyorum diyor. Güzel. Bu arkadaşımız ne diyor? To be honest, dürüst olmak gerekirse, I don't like them. Sevmiyorum. Fakat, I sometimes watch them with my buddy Zehra. Fakat bazen arkadaşım Zehra ile, kankim Zehra ile izliyorum diyor bak. Zehra ile izlerse tabii pembe diziyi. Sen de izlersin. Ama bu adam ne yapsın? Yani ridiculous and boring, I can't stand them. Bunlara katlanamıyorum diyor. Çünkü pembe diziyi erkekler genelde sevmezler. Şimdi stadyeye bakalım. How often and frequency ediyoruz. Bir şeyin sıklığı ve how often, yani ne sıklık yapıyoruz ve frequency ediyoruz'a bakacağız. Mesela hiç yapmıyorsak şöyle düşün. Şurası sıfır olsun Tonguç Eladım benim. Sıfır never. Biraz yukarı çıkıyor. İşte rarely. Biraz daha often, usually böyle gidecek. Şimdi always daima demek. Yani %100 yapıyorsan always oluyor. Hatta bak bunlarla alakalı burada da biz konu altımları sırasına bak. Expressing dislikes, learn diyoruz ama nerede teen life'da? Şurada. Şu kısımda göstermemiz lazım. Bak. Always her zaman. Usually genellikle. Often sık sık. Sometimes bazen. Rarely nadiren. Never asla. Bunları da sana verdik. Buradan mutlaka sınav tarzı soruları da çözmen lazım. Bu kitabı mutlaka çözüp bitirmen gerekiyor Tonguç'um. Şimdi always %100 dedik. Tamam. Ardından usually. Yani genellikle. Often sık sık. Sometimes %50 oldu. Artık bazen oldu. Rarely, nadiren %20'ye düştü. Never da %0 olmuş oluyor. Şuna %80, şuna da %70 diyebiliriz. How many times? How often sorusunun cevabı bu. O zaman how often ne sıklıkla dediği zaman burayı söylüyoruz Tonguç Eladım. How many times dediği zaman, kaç kez dediği zaman da once a day, günde bir kez, twice a week, haftada iki kez, three times a month, ayda üç kez. Once a day, twice a week, three times a month diyoruz sıklığı gösterirken. Şimdi, how often do you tidy your room? Ne kadar sıklıkla odanı düzenliyorsun?
I always tidy my room. It's always tidy. Ben daima odamı düzenliyorum. O daima düzenli diyor. Şimdi gelelim possible exam question. Muhtemel sınav sorularına. Birincisi. Students work in pairs. Grup halinde çalışır. In the class to get know each other. Birbirini tanımak için daha iyi çalışırlar. So Alice asks this question to her desk. Arkadaşına soruyor Nancy. Şimdi burada bir tablomuz var ve bu tabloya uygun iki tane soru geliyor. Sınavda buna benzer soru gelebilir. Şimdi sonrasında zaten in the kitchen ünitemize geçeceğiz. Şimdi başlayalım. Birincisi, what is your hometown? Senin memleket nere? London dedi. Sonra ikinci bir soru sordu. On the 25th of May, Mayıs'ın 25'inde dedi. Do you have any sisters? O zaman buradaki soruyu soracak bize herhalde. Bakalım sorumuz neymiş? Which question is not answered in the questionnaire above? Hangi soru cevaplanmamıştır diyor. When is your birthday? Doğum tarihi ne zaman? Evet, bu cevaplanmamış. What type of music do you listen? What type of music do you listen? Pop music. Bu da cevaplanmamış. Which subjects do you like at school? Hangi dersleri seviyorsun? Olmaz. Which volleyball team do you support? Hangi net ninjas? Herhalde voleybol takımı. Net ninjas sorusu cevaplanmamış. Pop music sorusu cevaplanmamış. Doğum tarihi sorusu cevaplanmamış. O zaman which questions is answered? Buna bakalım. Which subjects do you like at school? Bakalım. Bunun cevabı var mı? Which subjects? Ha, böyle bir soru var mı? Böyle bir soru var mı? Yok. Böyle bir soru cevaplanmamış. O yüzden birinin cevabı Ceyhan. Which subjects do you like at school sorusu. Yani hangi dersleri seviyorsun sorusunun cevabı yok. Bak şimdi onlara bakalım. Mesela şu soru. When is your birthday? Bu soruda. Boş bırakmışlar ama. When is your birthday? Burada. Niye? Doğum günü ne zaman diyor. O da cevap veriyor. On 25th of May. Mayıs'ın 25'i. Do you have any sisters or brothers? Hiç kız kardeşin erkek kardeşi var mı diyor. O da yes, two sisters diyor. İki tane kız kardeşim var diyor. What type of movies do you watch? Ne tarz filmler izlersin? Comedy movies. Komedi filmleri izlerim diyor. What is your favorite color? Ne tarz favori rengi nedir diyor. Blue diyor. Pop müzik dediğine göre o zaman what type of music do you listen sorusunun cevabı da var burada. What type of music do you listen diyebiliriz. Ne tarz müzik seviyorsun diyebiliriz. O da pop müzik diyor. What is your favorite singer? Justin Bieber. What is your favorite book? Favori şarkıcın kim? Justin Bieber diyor. What is your favorite favori kitabı nedir? Fantasy books. Fantasy kitapları severim diyor. What is your favorite sport? Favori spor nedir? Voleybol. Burada net nicas dediğine göre bu which subjects do you like at school? Hangi ders seversin sorusun değil de which volleyball team do you support sorusunun cevabı olabilir. Which hangi volleyball team, hangi voleybol takımını do you support diyebiliriz. Hangi voleybol takımını destekliyorsun? O da net ninjas diyor. O zaman bu sorunun cevabı var. Bu sorunun cevabının olduğunu gördük. What type of music do you listen? Pop müzik dedik ama hangi ders seversin sorusunun cevabı yok. Şuraya bakalım. Which sentence is correct? Hangi cümle doğrudur? According to information above. Yukarıdaki bilgilere göre hangi cümle doğrudur diyor. Bakalım. Nancy thinks volleyball is an unbearable sport. Nancy voleybolun katlanılmaz bir spor olduğunu düşünüyor. Olur mu favori sporu? Bu yanlış. What is your favorite sport sorusuna voleybol diye cevap veren birisi katlanılmaz spor diyemez bak. Direkt bilgi, kelime bilgisi. Nancy's favorite football team is Net Ninjas. Nancy'nin favori futbol takımı Net Ninjas'ımız. Net Ninjas'ımız. Şimdi bakalım. Favori futbol team değil de voleybol team olacak burası. Favori voleybol team diyeyim şunu. Voleybol team diyelim. Bunu düzeltelim. Nancy's favorite voleybol team is Net Ninjas. Bakalım which voleybol team do you support? Net Ninjas diyebiliyoruz. Evet, tamam. Bunun cevabı da var. Pardon, hangisi correct'tir diyor. Pardon, futbol team değil. Bu da yanlış. Ben niye düzeltiyorum ki? Yanlış. Tamam, yanlış düzeltiyorum. Bu da yanlış o zaman. Nancy's favorite football team is Net Ninjas. Hayır. Nancy's favorite voleybol team is Net Ninjas olacak. O zaman bu yanlış. Biz de doğruyu soruyordu. Nancy can't stand listening to music. Nancy müzik dinlemeye katlanamaz diyor. Alakası yok. Pop müzik seviyordu bak. What type of music do you like sorusuna pop müzik dedi. O zaman bu da yanlış bir bilgi. Nancy and Alice are in the same classroom. Students work in pairs in the class. Bak sınıfta öğrenciler birbirleriyle soru soruyorlar diyor. So Alice asked these questions to deskmate Nancy. Alice soruyormuş bu soruları sınıf arkadaşı, sıra arkadaşı Nancy. O zaman bunlar kesinlikle aynı sınıfta. Burası doğru bak. Bu fake yaptı bizi kandırmaya çalıştı. Bu tablodan değildi. Direkt olarak şu üstteki bilgiden bize verdi. Demek ki buradan şunu çıkarabiliriz sonuç evladım benim.
Sizler de buraya dikkat edin arkadaşlar. Soruda verilen hiçbir şey gereksiz değildir. Mutlaka eğer bunu buraya yazdıysa fabrikada fazla olduğu için değil, gerçekten sınavda bununla alakalı bir soru gelebileceği için sormuştur diyeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi burasını tekrar söylüyorum. Bize mesela şöyle bir soru da verebilir. Diyelim böyle bir soru verdi. Burada David, Vicky, David sorular soruyor ya. Sen ya bu David bir şeyler söylüyor ama önemli değil demeyeceksin. Söylenen her şey soruda, mesela burada başka bir soru göstereyim. Burada verilen her şey. Başka bir konuya geçiyorum. Burada verilen her şey. Başka bir soru önüne geçiyorum. Burada verilen her şey. Her zaman gerekli. Bakın buradan Alice ve Nelson'ın sınıf arkadaşı olduğunu buradan değil de tam anlamıyla üstteki bilgiden anladık. Burası da önemli diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi in the kitchen'dayız. Possible exam words. Bu sefer mutfağa giriyoruz ve mutfakta öğrenmemiz gereken şeyleri göreceğiz. Tonguç evladım benim. Bu kelimelerin anlamını mutlaka bilmeliyiz. Sınavda karşımıza çıktığı zaman ya bu nedir, bu nedir dememiz lazım. Hemen bunların anlamını yazalım. Boil, kaynatmak. Bunu zaten biliyoruz. Kaynatmak diye yazalım. Yani işte patates kaynatmak, et kaynatmak, bir şeyleri suyun içerisinde kaynatmak. Mash, ezmek. Grill, ızgara yapmak. Put, koymak. Bunu zaten biliyoruz. Chop, doğramak, böyle domatesi doğramak, salatalığı doğramak olabilir. Fry, kızartmak anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Stir, karıştırmak, böyle işte bir tabağın içindeki bir şeyleri karıştırmak menemen yaparken. Slice, yine ekmeği veyahut da pastayı dilimlemek anlamına geliyor. Peel, yine soymak, böyle mesela şeftaliyi soymak, domatesi soymak, patatesi soymak. Melt, eritmek anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Pour, dökmek, işte sosu bir şeyin üzerine döküyoruz. Mix, yine karıştırmak anlamına geliyor. Aynı stir ile mix aynı anlama gelmiş oluyor dolayısıyla. Knead, yoğurmak. Knead the dough, yani yoğurmak yazdım yalnız. Görüyorsunuz Tonguç'um. Şöyle düzgün yazayım. Yoğurmak diyelim. Heat, ısıtmak. Bake, fırınlamak. Bakery, fırın demek zaten. Fırınlamak. Add, eklemek. Addition, toplama işlemi zaten. Add, eklemek. Bir şeyleri ekliyoruz. Devam edelim. Roast, fırında kızartmak anlamına geliyor. Fırında kızartmak. Ve steam, buharda böyle pişirmek. Buharda pişirmek. Balığı veya somonu mesela bazen buharda pişirebiliriz. Et de bazen buharda pişirebiliriz. Dice, yine küp küp doğramak. Domatesi küp küp doğruyoruz ki daha güzel dursun. Küp küp doğramak anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Spread, sürmek anlamına geliyor. Ekmeğin üzerine sürmek. Sprinkle, böyle hani Nusret yapıyor böyle fırt diye. Serpmek diyebiliriz. Tuzu serpmek, bir şeyleri serpmek. Crack, yine sesinden de anlaşıldığı gibi kırmak. Yumurtayı kırmak mesela. Yumurta var, böyle kıt 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 kırdın mesela. Kıt 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 yumurtayı kırmak. Whisk, yine çırpmak anlamına geliyor. Ve Tonguç herhalde benim. Roll, da yuvarlamak anlamına geliyor. Şimdi sen bunları mutlaka ezberlemelisin. Ve bunu ezberlerken hem senin için söylüyorum Tonguç, hem diğer arkadaşlar için söylüyorum. Bizim son tekrar kitabımıza uygun gidiyoruz biliyorsun bu son tekrar programlarına. Mesela nerede burası? Şöyle İstiklal Marşı'na geçelim. Teen Life az önce bitirdik. Neredeyiz? In the kitchen'dayız. Bak in the kitchen'ın ötesine zaten bak. Aynı sırada yemek pişirmeyle ilgili kullandığımız önemli kelimeleri böyle tek tek dizdik. Buradan da yazabilirsin. Bunlar aynı zamanda resmini yaptık. Aynı zamanda bunlarla alakalı exam questions ya da ingredients içinde neler olması gerekir alakalı yine böyle kısımlar var. Buraları da mutlaka son tekrar kitabımızdan tekrar etmen gerektiğini bir kez daha, ikinci kez söylüyorum sana Tonguç herhalde benim. Şimdi possible exam words'ı bir de ingredients, yani içindekiler, bazı şeylerin içinde olması gereken şeyler var. Parsley, maydanoz anlamına geliyor. Maydanozu mutlaka salataların içinde kullanıyoruz. Yine herb, ot veyahut da bitki anlamına geliyor Tonguç helalim benim. Spice, baharat anlamına geliyor. Garlic, yine en önemli antibiyotik kaynağımız olan sarımsak anlamına geliyor. Onion, yine soğan. Dry beans, kuru fasulye, bizim en sevdiğimiz yemeklerden bir tanesi ki benim en sevdiğim yemek kuru fasulye pilavdır. Chili sos, yine chili sosu, böyle çok ağır acı bir sos. Instant yeast ise maya. Yeast, hamur instant yeast mayası, o maya olmuş oluyor. Korna baktığımızda mısır, popcorn, patlamış mısır oluyor. Pepper, adı üzerinde zaten biber diyebiliriz. Cheese, yine peynir Tonguç evladım benim. Butter, tereyağı, bunu zaten ilk İngilizce öğrendiğimizde biliyoruz. Carrot, havuç anlamına geliyor. Cucumber, yine salatalık anlamına geliyor. Hıyar da diyebiliriz buna. Flour ise un anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Olive oil, zeytinyağı, bazen sadece oil da denebiliyor. Oil aynı zamanda benzin anlamına da geliyor. Kitchen tools, yani mutfak aletlerine baktığımızda Tonguç herhalde benim. Frying pan, tava anlamına geliyor. Oven, fırın anlamına geliyor. Fridge, yine buzdolabı anlamına geliyor. Knife, bak İngilizce biliyorsun ne okumuyor? Knife diye okunuyor. Knov demiyoruz da nov diyoruz, onun gibi. Knife'a baktığımızda bıçak, fork, çatal, bowl, kase, yine tablespoon da yemek tabağı anlamına, pardon, yemek kaşığı anlamına geliyor. Spoon, kaşık, tablespoon da yemek kaşığı oluyor. Şimdi sequencing words with cooking. Şimdi
sıralama ifadelerine bakarken ilk başta first diyoruz. Sonrasında tabii ki ikinci olarak second diyoruz. Next, ardından, then, sonra ve en sonunda da finally diyebiliyoruz. Bir menemen tarifi yaparken veya başka şeyler yaparken. Mesela Tongül, how can I cook cheese omelet? Nasıl peynirli omlet yaparım demiş. Bak şimdi. First, break the eggs, yumurtaları kır, and crack the eggs diyebiliriz, into a bowl, and add some salt. Ve bir kaseye koy ve birazcık tuz ekle. Next, sonrasında second diyebiliriz, next diyebiliriz. Put some butter into a frying pan and melt. Birazcık kızarmış, ısınmış bir tavaya biraz tereyağı koy, and melt, erimesini bekle. Then, sonrasında stir the eggs, yumurtaları çırp, and well, and pour into the frying pan. Yumurtaları çırptan sonra dök ısınmış tavaya. Finally, en sonunda add the grated cheese and serve it. En sonunda da rendelenmiş, grated rendelemek, rendelenmiş de peynirleri koy ve üzerine de servis et diyor. Güzel. Şimdi bir sınav sorumuz var Tonguç Eladen'in. Possible exam questions. Sizler de bu soruyu cevaplamaya çalışın arkadaşlar. Cevabını zaten birazdan söyleyeceğiz. How to make meatball? Nasıl köfte yapılır? First, ilk başta great, önce soru okumamız lazım. Which option completes the process of making meatball? Hangi opsiyon tamamlar köfte sürecini, köfte tarifini tamamlar? Bak, bu %100 gelir diye buraya yazıyorum sınavda. Böyle bir şey sınavda sorabilirler. Şimdi, first, ilk başta grate the onion and garlic into a bowl. İlk başta soğanı rendeleyin ve sarımsağı bir kasenin içine. Second, ikinci olarak crack the egg into it. Yumurta içine kırın. Then, sonra add the mince. Ve sonrasında birazcık böyle nane ekleyin. Breadcrumbs, black pepper and cumin. Böyle kimyon, kırmızı, siyah biber ekleyin diyor. Next, en sonunda knead the mixture. Mixture yani karışımı yoğurun. Knead the dough, bak. Knead the dough, hamuru yoğurmak olmuş. Knead the mixture'da karışımı yoğurma. Hani köfte için karışımı yoğuracağız. About 5 minutes. 5 dakika yoğurun. And bir şeyler diyor. After that, sonrasında buraya gelecek şey söylüyor. Place the meatballs. Köfteleri koyun. On a baking tray. Bir tavanın içine koyun. Fızlanmış fırının içine. And bake them. Pişirin onları. 20 minutes. 20 dakika in the oven. Fırın içine 20 dakika pişirin diyor. Şimdi next, sonrasında knead the mixture. Karışımı yoğurun. About 5 minutes. 5 dakika. And heat the oven. 180 centigrade. 180 derece ısıtın dese o zaman burayı niye kullandı? Bundan sonra bu gelmez. Add the parsley, sarımsağı, maydanoz ekleyin into the mixer. Maydanozu şeye ekleyin, nedir onun adı? Karışıma ekleyin. Bu da alakasız. Çünkü hamuru yoğurduktan sonra. Roll the mince mixture into balls. Ha, böyle şimdi böyle şey vardı ya, nedir onun adı? Karışım vardı ya, o karışım böyle yuvarlaklar haline getirin yani. Köfte yapacağız sonuçta. Roll the mince mixture into balls. Ha, bunları diyor böyle yuvarlak yapın diyor. Bu olabilir. Chop parsley, maydanozu and peppers, maydanoz ve biberi küp haline doğru diyor. Bunlar küp haline doğranamaz ki. Maydanoz küp haline nasıl doğuracaksın yani? Maydanoz şöyle ot şeklinde bir şey. Sen bunu nasıl böyle küpler haline doğuracaksın? Belki domates olabilir ama maydanozu böyle veya biberi bu şekilde küp haline doğrayamazsın. O yüzden burada doğru cevabımız Ceyhun seçeneği olmuş oluyor. Buraya baktığımızda which ingredient is not used in the recipe. Tarifte, recipe'de hangisi kullanılmadı diyor. Şimdi burada resimler koymuş. Burada gördüğün gibi soğan var. Soğanı kullandık. Ondan sonra devam edelim. Başka sarımsağı da kullandık. Bakalım var mıydı? Onu bir kez daha gösterelim. Bak şimdi. Onion, bu var. Ceyhan seçeneği. Garlic var. Sarımsak, bu B seçeneği. Burada ne var? Mince. Mince dediği de breadcrumbs and black pepper diyor. Burada bir kırmızı biber de var, karabiber de var. Ama dikkat etseniz hiç burada parsley kelimesi geçmedi. Seçeneklerde geçti ama buralarda hiçbir şekilde, şurada meat tabii, et olsun, tamam mı? Hiç diyelim ki bunun ne olduğunu anlayamadınız resimde. Maydanoz bu. Maydanoz hiç gördük mü? Görmedik. O yüzden maydanoz görmediğimiz için parsley yani A seçeneğini hiçbir yerde görmedik. Seçeneklerde gördük ama tarifte görmedik. O yüzden cevabımız Adana oluyor. Tonguç Eladen benim. Geldik şimdi available exam words. Yani available diyorum, özür dilerim. Possible exam words. Şimdi bu sefer hangi ünitedeyiz hemen bakalım. Son tekrar kitabımızdan da aynı beraber gidiyoruz Tonguç Eladen biliyorsun. Şimdi ilk başta neredeydik? Teen Life'ı bitirdik. Az önce in the kitchen ünitesindeydik. In the kitchen'da yemek pişirme ile alakalı kelimeler, sınav sorusu, study, learn kısımlara baktık. Mesela what are the ingredients of jacket potato? İşte jacket potato dediği kumpir nasıl olacak diyor. Burada quizlerimizi yapacağız beraber. Şimdi geldik on the phone ünitesine. On the phone ünitesinde de yine learn,
study exam questions kısmı var. Bunları da güzel güzel yapmamız gerekiyor. Ben şöyle kitabı kaldırayım ve hemen hızlı bir şekilde kelimelere bakalım. Şimdi telefonda olduğumuz için bu sefer telefonda maydanoz, sarımsak, hamur yoğurma kelimeleri olmayacak. Bu sefer ne tarz kelimeler var? Bu sefer artık telefonla alakalı kelimeler var. Ben de şöyle eski bir telefon çizeyim, nostalji olsun. Şöyle yuvarlaklar çizelim. Evet, tamam. Şurada da kablomuzu şöyle çizelim. Birincisi available, uygun anlamına geliyor. Tonguç el adı benim. Contact yine iletişim kurmak hatta. Contact, iletişim kurmak. Dial yine numarayı çevirmek anlamına geliyor. Yani böyle tuşları çeviriyoruz ya. Engaged, meşgul. Arıyorsun mesela, hat meşgulse engaged diyoruz. Hang up, telefonu kapatmak anlamına geliyor. Hold on, bekletmek. Hold on a minute please. Mesela birkaç dakika bekleteceğim sizi diyor. Pick up yine telefonu açmak anlamına geliyor. Telefonu açmak anlamına geliyor. Pick up the phone. Telefonu aç diyoruz. Text yine mesaj yazmak. Hani text yazıyoruz ya, mesaj yazmak diyebiliriz. Son şey adım benim. Put someone through. Birini telefonu bağlamak. Yani put someone through. I am putting you through. Mesela sizi telefona bağlıyorum. Telefonu bağlamak anlamına geliyor. Tonguç el adamı. Badline ise bazen bozuk hat. Yani böyle ses çok iyi gelmez. O durumlarda biz ne yapıyoruz? It is bad line. There is bad line. Kötü bir hat var, bozuk bir hat var diyoruz. Devam edelim. Leave a message da leave bırakmak demek. Leave a message, mesaj bırakmak anlamına geliyor. Tonguç evladım benim. Call back, tekrar aramak anlamına geliyor. Ve out of order da tabii ki bozuk, yani iletişimi olmuyor. Order dışı, yani bozuk diyebiliriz. Şimdi possible exam expressions, bazı muhtemel şeyler var, kullandığımız cümleler var, ifadeler var. Who is calling? Kim arıyor? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? May I speak to Tonguç? Tonguç'la konuşabilir miyim? Yani kibarca may I. Can you please tell him? Ona söyleyebilir misiniz lütfen? Her, işte teacher called, öğretmen aradığını söyleyebilir misiniz? Hold on please. Birazcık bekleyin lütfen. I'll call back later. Daha sonra arayacağım. It's bad line. Hat kötü. The line is engaged. Hat meşgul. I'm sorry. He isn't available now. Üzgünüm, o şu anda uygun, müsait değil. I will put you through. Sizi bağlıyorum. It's Mary speaking. Mary arıyor. Arayan ben Mary'im demek istiyorsun yani. I'm Mary değil. It's Mary speaking. Mary konuşuyor. Hang on a minute. Him, her. Hang on a minute, him, her dediğimizde de yani bekle, bak hang on neydi Tom'un şeyleri adını, buraya bakalım. Telefonu kapatmak. Hang on a minute, him, her. Birkaç dakika bekleyin, telefonda durun diyor. Yani hang up, telefonu kapatmak. Hang on da beklemek anlamına geliyordu. Bunu da aklımıza tutmamız lazım, Tom'un şeyleri adını benim. Don't hang up the phone please. Bak hang up ne demekti? Telefonu kapatmaktı. O zaman don't hang up the phone please, telefonu kapatmayan oluyor. Could you speak louder? Bak. Loud, ses, louder, daha yüksek ses. Daha yüksek sesle konuşabilir misiniz diyor. Şimdi burada bir konuşmamız var. Miller Company, how can I help you? Pardon, burada bir bayan konuşuyor. Miller Company, how can I help you? Miller şirketi, nasıl yardımcı olabilirim? Hello, I'm James Brown. Ben James Brown. May I speak to Mr. Brown, Mrs. Johnson please? Mr. Johnson'la konuşabilir miyim lütfen? Bay Johnson'la konuşabilir miyim lütfen diyorum. Kadına cevap veriyor. I'm sorry, üzgünüm. He isn't available now. Şu anda müsait değil. Şu anda müsait değil diyor. Available now. Can I take a message? Bir mesaj alabilir miyim diyor. O da cevap veriyor. Yes please. Evet lütfen. Can you please tell him? Ona söyleyebilir misiniz? James Brown called. James Brown aradığını söyleyebilir misiniz diyor. Adamın tipinde hiç James Brown yok. O yüzden şunu şöyle bir James Brown tip yapalım Tonguç'um. Şöyle gözlüklerini şöyle koyulaştıralım. Tam bir James Brown tipi olsun. Şöyle hatta top sakal yapalım. Bir anda James Brown olmuş olsun. Tamam. Şimdi mobile phone manners. Burada bazı telefon konuşurken bilmemiz gereken bazı gerekli şeyler var. Şimdi bu arada diğer kelimeler var mı bakalım? Onları da kullanmış mıyız? Congratulations. Pressing concerns. Learn kısmı burada. Yine buraları öğreniyoruz. Ardından after 5 seconds sorularımız var ve diğer possible exam words geliyor. Ama şurada şunu bilmemiz lazım. Bak şimdi. Öncelikle mesela keep in touch diye bir kelime var. Keep in touch ne demek biliyor musun Tonguç'um? Keep in touch, iletişim kurmak demek. Hatta network ağ anlamına geliyor. Sophisticated, karmaşık anlamına geliyor. Sophisticated, karmaşık anlamına geliyor. Walkie talkie, telsiz. Walk yürümek, talkie konuşmak. Walkie talkie konuşan yürüyen, yani telsiz anlamına geliyor.
Aynı şekilde frequency sıklık anlamına geliyor ama biz bu ünitede frekans anlamında kullanacağız. Veyahut da telefonlar için base station yani baz istasyonunu bilmemiz gerekiyor. Hatta disclose diye bir kelime var. O da gizlemek anlamına geliyor. Yine broken bozuk hat anlamında kullanabiliriz. Veyahut kırılmış telefon. Make call telefon görüşmesi yapmak, arama yapmak. Cell phone cep telefonu anlamına geliyor. Veyahut da radio wave radyo dalgası anlamına geliyor. Radio wave radyo dalgası. Yine get through temasa geçmek. Ve aynı şekilde bu kelimeleri de sen benimle beraber yaz. Transmit de iletmek anlamına geliyor. Bunlar zaten son tekrar kitabımız var. Oradan da bakabilirsin. Ben şimdi burada bir kez daha bunları dile getirdim. Şimdi study kısmında bu sefer mobile phone manners'a bakacağız. Böyle bilmemiz gereken şeyler. You should. Bak you should. Şimdi bunları ne zaman? Toplulukta cep telefonu kullanımıyla alakalı şeyler. You should, malısın, switch off your mobile phone in theaters, cinemas, etc. Telefonunu kapatmalısın. Tiyatrolarda ve sinemalarda. Bu güzel. You shouldn't. Konuşmamalısın. You shouldn't speak loudly in public places. Toplu yerlerde yani topluma açık yerlerde yüksek sesle konuşmamalısın. You should never make calls. Asla konuşmamalısın. In the cinema or theater. Sinemada veya tiyatroda asla telefon görüşmesi yapmamalısın. Veyahut da make sure emin olmalısın that neyden? Your conversation isn't disturbing other people around you. İletişimin yani diyaloğunun, konuşmanın diğer insanlara disturbing, rahatsız etmediğinden, etrafındaki diğer insanlara rahatsız etmediğinden emin olmalısın diyor. Şimdi bir de short email message var Tonguç'um. Oraya bakalım. Mesela hi, işte dear, hello gibi ifadelerle başlıyoruz. Hi Tonguç, dear Tonguç, hello Tonguç diye başlıyoruz. Congratulations, tebrikler anlamına geliyor. Congratulations, tebrikler. Bunu da bilmemiz lazım. Güzel bir ifade. I have got some good news. Birazcık iyi haberlere sahibim. Yani biraz iyi haberlerim var daha doğrusu. Birazcık demeye gerek yok. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. I'm happy to hear that. Bunu duyduğuma sevindim. I will call later. Daha sonra arayacağım. See you later, alligator. Yani daha sonra görüşürüz gibi. I am waiting for your email. Senin elektronik postanı bekliyorum ya telefonu bekliyorum diyebiliyoruz. Şimdi expressing concern and sympathy. Burada bak şimdi. Duygularımızı dile getirirken kullandığımız bazı ifadeler var. I'm worried, endişeliyim about you because you are ill. Senin için endişelendim çünkü dileğimizi dile getiriyoruz. Hastaydın diyor. Tell me more. Biraz daha fazla anlat about your health problem. Senin sağlık health problem. Sağlık problemin için biraz bahset diyor. What is the matter? Sorun nedir? With you. Senin sorun nedir? What's the wrong with you? What's the problem with you? Yani senin problemin nedir diyor. O da bir şeyler söyledikten sonra I'm happy. Mutlu oldum to hear that. Bak I'm happy to hear that diyebilirsin ya da I'm sorry to hear that. Duyduğuma üzüldüm diyebilirsin. I'm thinking of you. Seni düşünüyorum. I hope things get better soon. Her şey daha iyi olacak diyorum. İnşallah. I hope. Ümit ederim. Things get better soon. Her şey daha iyi olacak diyoruz. Şimdi burada bir learn kısmımız var. Sen Tonguç olarak Tankut'a bir şeyler söylüyorsun. Diyorsun ki I'm worried about, endişelendim. I'm worried about you. Senin hakkında, senin için endişelendim Tankut. Because, çünkü you haven't come to school for 2 days Tankut. 2 gün okula gelmedin. Oh kebap yaptın. Pis herif. Hasta mısın değil misin diye senin için endişelendim diyorsun sen. Tankut'a cevap veriyor. Thanks buddy. Sağ ol. Thanks. I have been very ill. Çok hastaydım. So, bu yüzden I couldn't come to school. Bu yüzden gelemedim okula diyor Tankut. Evet. Şimdi burada Robert ve Sally arasında bir diyalog var. Ve bununla alakalı sorularımız var. Bu da bu tarz bir soruda gelir. Dikkatli ol. Buraya yine böyle bir soru gelir diyor. Bu tarz bir soru gelir. Bu tarz soru gelir diye notumuzu düşelim ve devam edelim Tonguç'um. Şimdi Robert bir şeyler söylüyor. Nokta nokta please diyor. Sarah de hang on a minute please. Birkaç dakika bekleyin lütfen. Don't hang up the phone. Telefonu kapatmayın. I will put you through to Mr. Brown. Sizi Mr. Brown'a bağlıyorum diyor. Demek ki bu herhalde Mr. Brown'a bağlamak istedi. Şimdi sorumuza bakalım hemen. Which question doesn't complete the dialogue? Hangi soru? Diyaloğu tamamlamaz diyor. Bak şimdi. May I speak to Mr. Brown? Mr. Brown'la konuşabilir miyim? Şimdi burada Mr. Brown'la konuşabilir miyim? Hang on a minute please. Biraz bekler misiniz? Don't hang up the phone. Telefonu kapatma. I will put you through the message. Sizi Mr. Brown'a bağlıyorum diyor. Can you hold on a moment? Birkaç dakika bekleyebilir misiniz? Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Could you speak louder? Ha, bak şimdi.
biraz daha yüksekse konuşabilir misiniz dese Robert. Bu bir kafa karışıyor oluyor. Şimdi would you like to leave a message, bir mesaj bırakmak ister misiniz? Şimdi bir kere C olamaz. Niye? Would you like to leave a message, bir mesaj bırakmak ister misiniz? Bir mesaj bırakmak ister misiniz? Hang on a minute please diye bir mesaj bırakılmaz. Birkaç dakika bekleyin, telefonu kapatmayın diye mesaj bırakılmaz. Bu olmaz. Burası does not değil de does complete olacak tabi. Which question does complete de yok. Hangi soru diyaloğu tamamlar diyebiliyoruz. Burada dikkatli olmamız gerektiğini unutmamız lazım. Şimdi Tonguç'um devam ediyorum. May I speak to Mr. Brown? Şimdi Mr. Brown'la konuşabilir miyim? Olur. O da hang on a minute biraz bekleyin lütfen. Telefonu kapatmayın, sizi Mr. Brown'a bağlayacağım diyebiliyor. Bak bu oturuyor. Can you hold on a moment? Birkaç dakika bekler misiniz? Şimdi bu birkaç dakika bekler misiniz lütfen diyor. Bu da birkaç dakika bekler misiniz diyor. Bunlar deli mi yani birbirine birkaç dakika? Bu olmaz. Bir mesaj bırakmak ister misiniz dediğinde şöyle bir mesaj bırakılmaz. Telefonu kapatmayın biraz bekleyin diye de mesaj bırakılmaz. Could you speak louder? Biraz daha yüksekse konuşabilir misiniz lütfen? Bu da biraz bekleyin falan diyor. Bu da yeniden söylemiyor. Dolayısıyla burada doğru cevabımız Adan oluyor. Hangi soru tamamlar dediğimizde cevabımız Adan olacak. Not değil de does complete olacak. Şimdi şuraya bakalım. Which option, hangi seçenek is correct according to telephone conversation? Hangi seçenek doğrudur diyor telefon görüşmesine göre. O zaman burayı okuyalım şimdi. Sally ve Robert konuşuyor. After 5 seconds, 5 dakika sonra ne olmuş bakalım. Sally konuşuyor. I'm afraid he is not available at the moment. Şu anda müsait değil tahminimce. Robert de cevap veriyor. Yes, can you tell him get me back as soon as possible? Ona söyleyebilir misiniz bana geri dönmesini? As soon as possible, en kısa zamanda. Sure, tabii ki. What's your telephone number? Sizin telefon numaranız nedir? Diye cevap veriyor Sally. Robert'a cevap veriyor. 670-8935. 670-8935. Sally cevap veriyor. It's a bad line. Kötü bir hat. Bir daha söyler misiniz diyor. Bir şey daha yapabilir misiniz diyor. Ha, pardon. Burada şimdi burada şöyle bir şey var. Burada bayağı bir diyalog var. Şimdi could you speak louder? Ha bak. Mesela burada şöyle bir sıkıntı oluyor. Buraya dikkat edelim. Şuraları ben doldurayım tabii bu arada. It's a bad line. Şimdi bu kısmı yapmıştık. Bu kısmı diğer kısmı yapmıştık. Burası az önceki şey yapalım. Could you speak louder please? Daha yüksek sesle konuşur musunuz diyebiliriz. Şuraya da I'm afraid he isn't available at the moment. Şu anda müsait değil dediğinde o da ne diyebilir mesela? Mesela would you like to leave a message diyebilir. Would you like to leave a message? Tabii ilk kutuya göre olmuyordu. Şimdi ikinci kutuya göre soru doesn't olabiliyor. Tamam. Şimdi bunlar konuşsun. Neyse önemli değil. Could you speak louder? Daha yüksekse konuşabilir misiniz dedi. Neden? Çünkü bak tekrar ettiğinde bak. Böyle bir diyalog olması lazım. Şimdi 670-8935 diye telefon numarasını söyledi. Bu da anlamadığı için, birazcık duymadığı için. It's a bad line. Kötü bir hat. Could you speak louder please? Daha yüksek sesle söyler misiniz? Dedi. O da 670-8935. Anlamıyor musun? Sağır der gibi. 6-7 işte çift 0 8-9-3-5 dedi. Ondan sonra sildi. Okay, I will ask him to call you Mr. Robert. Tamam. Aramasını söyleyeceğim Mr. Robert diyor. O da thank you diyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun diye cevap verdi. Şimdi buna göre which option is correct according to telephone conversation? Hangi opsiyon telefon görüşmesine göre doğrudur diyor. Mr. Brown isn't busy now. Mr. Brown şu anda meşgul değil. Şimdi bu meşgul değil, yanlış. Bize doğruyu soruyor. Meşgul çünkü cevap veremedi. Robert will call him later. Robert onu daha sonra arayacak. Bu da doğru. Robert will send a text message. Robert onu daha sonra aramayacak çünkü öyle bir şey söylemedi. Notunu bıraktı. Mr. Brown daha sonra arayacak. Robert will send a text message. Bir mesaj yolla diyor, böyle bir şey de yok. Mr. Brown will speak to Robert on the phone later. Mr. Brown Robert'le daha sonra telefonda konuşacak çünkü numarasını bıraktı Robert. On the phone later. Telefonda daha sonra. İşte bu doğru cevabımız olmuş oluyor. Şimdi o zaman bu kısmı yaptık. Şurada bir değişiklik yaptık sorumuzda. Geldik possible exam words'e, artık the internet ünitesine. The internetteyiz. Artık hepimizin en sevdiği kısımdayız. İnterneti zaten her zaman kullanıyoruz. Hemen şöyle bir laptop resmi çiziyorum ve hızlı bir şekilde başlıyorum. Hatta şuraya da şöyle bir logosu çizelim. Armut logosu çizelim. Şimdi burada yine kitabımızda, son tekrar kitabımızda da yine aynı şekilde kitchen tools'dan sonra, telephone calls'dan sonra
Mobile phone manners. Bakın burada alıştırmalar var. Fun corner var. Bunlar bittikten sonra yine bak burada mesela az önceki yayınımızda söylemediğimiz ama kitabımızda mutlaka tekrar etmemiz gereken kısımlar var mesela. SMS yazarken kullandığımız kısaltmalar. At, today, tomorrow, tonight, for, forever, as soon as possible. Bir. Dolayısıyla sayfa 38'de de mutlaka çalışmanızı istiyorum. Bunlar kolay. Bunları rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunlar önemli. Şimdi geldik the internet konusuna. İnternet konusunda yine bir sürü kelimemiz var. Bu kelimeleri hep beraber tekrar edeceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ve ardından da Adventures ünitesinde artık ikinci üniteye geçmiş olacağız. İkinci döneme geçmiş olacağız. Oraları tekrar edeceğiz. Şimdi possible exam words. Muhtemel sınav kelimelerine bakalım. Birincisi download ne demek? Yüklemek. Download, yüklemek, indirmek anlamına geliyor. Yani bir şeyleri indiriyoruz ya. Loading, downloading. Search, aramak anlamına geliyor. Search yapıyoruz mesela. İndiriyoruz böyle, araştırıyoruz. İnternette search yapıyoruz. O zaman şöyle aramak diyelim. Ama telefonla aramak değil yani. Böyle internette aramak. Devam edelim. Search engine, arama motoru. Mesela Google gibi. Arama, Yandex, Google arama motoru oluyor. Reklam aldık tabii bu arada. Click yine tıklamak. Şöyle yazalım. Click, tıklamak anlamına geliyor. Icon yine ikon, simge anlamına geliyor. Login, oturum açmak. Hani böyle bir yerlerde Facebook'ta mesela login olabiliyoruz. Logout yine oturumu kapatmak. Oturumu kapatmak anlamına geliyor. Yine browse, göz atmak anlamına geliyor. Browser, göz atıcı. İnternet addict, bu çok kötü bir şey. Bu çıkıyor genelde sınavlara. Bak buraya yıldız koyuyorum. İnternet bağımlısı diyoruz. Yine addicted to internet, yine internete bağımlı olmak. Yine aynı şey. İnternet bağımlısı. Bu da aynı kelime. Şu ikisi aynı kelime. İnternet bağımlısı, internete bağımlı olmak. Social networking site'de baktığımızda ise sosyal ağ siteleri. Yani işte Instagram, Snapchat gibi şeyler sosyal ağ siteleri olmuş oluyor. Online'in olduğunu biliyoruz. Hani o anda şey olmak, çevrim içi olmak. Offline, çevrim dışı olmak. Print yine çıktı almak, şöyle yazdırmak diyelim. Print. Printer, çıktı alan, yazıcı. Save de yine saklamak anlamına geliyor. Save, kaydetmek de diyebiliriz. Hani biz saklamak diyoruz ama kaydetmek de diyebiliriz. Şimdi bu kelimeleri gördük. Geldik. Possible exam questions. Question sentence about the internet. Sınavda çıkabilecek muhtemel cümleler. Burası gelir diyor. Bak burası gelir. Bu cümleleri iyi bilelim. Sınavda karşımıza çıkar arkadaşlar. 1. When? Ne zaman? What time do you use it? Ne zaman, saat kaçta interneti kullanırsın? Which websites do you prefer? Hangi web sitelerini tercih edersin? What do mesela, hemen buraya reklamımızı yapalım. Tonguçakademi.com en çok tercih ettiğimiz web sitesi. Niye? Çünkü burada sınıf anahtarı sistemi var. Güzel güzel videoları ayrıntılı bir şekilde izleyebiliyoruz. Reklam, bal. What do you mostly use the internet for? İnternet daha çok ne için kullanıyorsunuz? Mesela sizler daha çok ders dinlemek için ve eğlenmek için kullanıyorsunuz. How often do you use social networking site? Ne sıklıkla sosyal ağları kullanıyorsun demiş. Şimdi burada learn kısmında bir diyalogumuz var. Onlara bakalım. Nokta nokta use social networking sites. O zaman sorumuzu az önce kullanmıştık. Bir daha söyleyelim. How often do you use how often do you use zaten use varmış. Do you use social networking sites? Ne sıklıkla sosyal siteleri kullanıyorsun? Once a day. Günde bir kez. Once a day. Hatta kız çocuğu olacağım öyle konuşuyorum. Once a day. From 8 p.m. to 9 p.m. 8'den 9'a kadar kullanıyorum diyor. O da diyor ki what, başka bir kız da soruyor ona. What do you mostly use the internet for? İnterneti daha çok ne için kullanıyorsun diyor. Bu da cevap veriyor. I mostly use it for searching information and listening to music. Ben sıklıkla kullanıyorum bilgi aramak için, searching information, aramak için bilgiyi, and ve dinlemek için müziği, müzik dinlemek için ve bilgi aramak için kullanıyorum diyor. Gerçekten de tipinden de öyle bir insan olduğu belli. Tebrik ediyoruz kendisini. Şimdi study kısmına bakalım. Accepting, kabul etmek, refusing, reddetmek and making an excuse, yani özür dilemek. Making an offer, bir teklif yaparken. Mesela, why don't we go to cinema diyebiliriz. Why don't we hatta sadece şu don't zaten yazmışım. Why don't we go to the cinema diyebiliriz. Why don't we go to the cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Ve hatta would you like to ne diyebiliriz mesela? To go to the cinema diyebiliriz. Would you like to go to the cinema? Ve hatta ne diyebiliriz mesela? What about ya da how about? Burada what ya da how about diyebiliriz. What about? How about going to diyoruz ama bu sefer going to geliyor. Going to
the cinema. İşte burası önemli bak. Burası gelir. Buraya yazıyorum. Burası sınavda çıkar diyorum. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar. Tonguç'um sen dikkat. Sessiz dinliyorsun. Tebrik ederim seni. Burada bak. Why don't we'den sonra go to the cinema dedik. Would like'dan sonra go to cinema dedik ama how about ve what about'dan sonra going to the cinema diyoruz. Burada what ve how about'lardan sonra going geldiğini unutmaman lazım. Tonguç herhalde. Reddediyorsak eğer refusing. I'm sorry. Üzgünüm. I'm busy. Meşgulüm. I'm sorry but I can't. Üzgünüm fakat gelemem, yapamam. Veyahut da işte ne diyebiliriz mesela? No thanks. Sağ ol, teşekkür ederim. Kabul ediyorsak eğer yes, I'd love to. Evet, isterim. Yes, I'd love to. Veyahut da that would be great. Harika olur. Veyahut da I'd love to. İsterim diyebiliriz. Yes, I'd love to. Ya yes, normal I'd love to diyebiliriz. Eğer gelemiyorsak refusing'den sonra özür dileyeceksek I'm sorry, I can't. Üzgünüm, gelemem. I am not available. Üzgünüm, müsait değilim, uygun değilim. Tomorrow, yarın uygun değilim. Veyahut da at the weekend, hafta sonu uygun değilim diyebiliriz. Şimdi, diğer kısmımızda kalın istedik kısımda. Online safety rules. Online güvenlik kuralları var. Yapmak zorunda olduğumuz ve yapmamak zorunda olduğumuz şeyler. Mesela, you must open strange emails. Yabancı elektronik postalar açmalısın. Saçma, you mustn't open strange emails. Tanımadığın elektronik postalar açarsan telefonuna, bilgisayarına virüs bulaşır. You must be careful with the person you talk to. Konuştuğunuz insanlarla, kişilerle dikkatli olmalısınız. Evet, you must. Burasını doğru yaptık. You must shop online without asking your parents. Annenize, babanıza, büyüklerinize sormadan online alışveriş yapmalısınız. Hayır, you mustn't shop. Alışveriş yapmamalısınız online without asking your parents. Annenize, babanıza sormadan alışveriş yapmamalısınız diyoruz. Şimdi learn kısmımız var. Burada yine aynı şey. You mustn't open strange emails. Yabancı mailleri açmamalısın elektronik postaları diyor. Bu da soruyor. What do you mean? Ne demek istiyorsun diyor. What do you mean Tonguç? Ne anlatıyorsun Tonguç sen diyor. I mean demek istiyorum ki sevgili arkadaşım. They may carry virus to your computer. Onlar senin bilgisayarına virüs taşıyabilir. Senin bilgisayarına virüs taşıyabilir. O yüzden beni sinir etmiyor. Şimdi study'ye bakalım. The phrases we use when we don't understand a friend. Bir arkadaşımızdan anlamadığımızdan neler diyebiliriz? Mesela bir şeyin söyledi anlamadık. What does it mean? Bu ne anlama gelir? Veyahut da can you explain what it means? Açıklayabilir misin? Explain açıklamak demek. Açıklayabilir misin ne anlama geldiğini? Veya sorry I can't follow you. Seni izleyemiyorum, seni anlayamıyorum diyebiliriz. Şimdi possible bir exam question'ımız var. Ona bakalım dikkatli bir şekilde. Bu arada tekrar söylüyorum Tonguç'um bak. Son tekrar kitabımızdan çalışmalısın. Zaten bununla alakalı LGS hızlı son tekrar setimiz var. Ve LGS... Ah burası şöyle kutuyu şey gösterelim sadece o zaman. Kutunun içindekiler açıldı. Kutuyu ters tutmuşum. Bir de LGS detaylı son tekrar setimiz var. Her ikisinde de mükemmel bir şekilde senin çalışman için kitaplar hazırladık. Bunları sizler de arkadaşlar mutlaka tedarik etmelisiniz, çalışmalısınız. Bununla bir haftada bitiriyorsunuz ve içerisinde hem son tekrarın fen, matematik, Türkçe, İngilizce, inkılap ve din kısmı var. Çok hızlı bir şekilde bitirmeni sağlıyor. Hem de geri sayım denemeleri var. Geri sayım denemeleri de şöyle göstereyim. Şu kitapları şöyle koyarsak eğer daha net gösterebiliriz. Geri sayım denemelerimiz 3-2-1 dediğimiz özel bir deneme seti. Burada şöyle geri sayım denemelerinin içinden hatta şuradan açalım size bir dakika. Hızlı son tekrarın içinden açalım. Eğer varsa şöyle kutumuzu açalım bakalım ne çıkacak içinden hep beraber. Heyecanlı bir şekilde. Şöyle çekiyorum. Hop hop. Evet burada. 3-2-1 bitirişi diyoruz. Ne yapıyoruz? Geri sayım denemelerinde 1, 2 ve 3 deneme çözerek bunlar da son tekrarlar tabii ki. Ne oluyor? Mükemmel. Tam da sınavda çıkabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın örnek sorularına birebir uyumlu bir şekilde geri sayım denemeleri yapıyoruz. Burada Türkçe, inkılap, matematik, fen bilimlerini sayısal ve sözel detaylı analiz yapıyoruz. Ama bakın hep yeni nesil sorular. Bunların hepsi tam da sınavda çıkınca aa dejavu yaşadım ya ben bunları çözmüşüm diyeceğiniz sorular. Hem İngilizce'de bakın görüyorsunuz yeni nesil sorular var. Hem de diğer sayısal bölümde tamamen sınav tarzı sorular. Bu üç denemeyi çözüyorsunuz. Sonra ikinci denemeyi çözüyorsunuz. Ardından birinci denemeyi çözüyorsunuz. Bunlar ödeviniz. Ama hocam benim hedefim çok yüksek. Ben son tekrarlar setini aldım ve çok daha yüksek hedeflerim var diyorsanız sizin için de bomba bir teklifimiz var. O da hedefim derece denemeleri. Yani ben Kabataş, İstanbul Erkek, Galatasaray, İşte İzmir fen istiyorum diyorsanız 3 adet tam LGS denemesinden oluşan bu denemeler yine tabii ki deneme değerlendirme kitapçığımız bunlar da var ama bunlar biraz daha böyle gerçekten kalbur üstü soruların olduğu denemeler. Buradaki soruları gördüğünüz zaman zaten
ya ben bunları yapınca zaten gerçek sınavda süper yaparım diyeceksiniz. Bu tarz yeni nesil ve biraz daha zorlayıcı, gerçek sınavdakinden biraz daha üst derece olan bu soruları yaptığınızda en yüksek netleri hedefleyeceksiniz diyoruz. Bu bağları gösterdikten sonra gerçekten de kitaplarımız hep bal renginde. Bakın zaten bu tarz renkleri tercih etmemizin sebebi de bal renklerini yapmamız diyoruz. Tabii şaka bir yana. Şimdi yine bu tarz bir soru gelir diyelim. Bu tarz bir soru gelir diyelim ve siz de bu soruyu benimle beraber cevaplayın. Sonrasında artık birinci dönem tekrarını bitirmiş olalım. Ardından da ikinci dönem tekrarına geçelim. Şimdi gelin. This is back demiş. Burada bir kısmımız var. This is back. She's makeup blogger falan diyor. Bir şeyler anlatıyor. Böyle güzel güzel şeyler. Bunların hepsini okuyacağız ama burada Tonguç'um ben yoruldum. Sen sabahtan beri sesli dinliyorsun. Hadi bakalım burayı sen oku bakalım. This is back. She's a makeup blogger. Ben de senin ardından Türkçe söyleyeyim. Bu back. O bir makeup blogger. Yani böyle makeup ya yani makyajla alakalı böyle işte bir sayfası var. Böyle bir şeyler anlatıyor. Blog şey yani. Blog sayfası. Hollywood havasını okuyabilir miyim? Oku bakalım. She shares new makeup blogs and uploads her makeup videos and photos on her social accounts every day. Bak şimdi burada gerçekten öyle bir Hollywood aksanıyla okudum. Saçma zaman okudum pardon. Yani ben hiç anlayamadım ne dediğini. Şimdi o paylaşıyormuş. Bak share paylaşmak Tonguç Ali adı benim. She shares new makeup blogs. Yeni işte makyaj blogları, bilgileri. And uploads yüklüyormuş her makeup videos. Makyaj videolarını and photos fotoğraflarını. On her social accounts every day. Sosyal hesaplarından işte Instagram olabilir, Facebook olabilir. Her gün paylaşıyormuş. Tam bir blogger yani. Evet devam et. She has a lot of followers. Tonguç senden moda girdin resmen. Bir sürü takipçisi varmış. Vay senden çok takipçisi var herhalde Tonguç. Her followers comment on her on makeup blogs. Tonguç kıvayı yedi. İki saat beni dinleyince tabii beynin yandı. Az önce sesli dinliyorum. Beynimden su aktı. Burnumdan su geldi. Az önce sessizce beni dinlerken ben hep sürekli... Kulaklarım ıslandı hocam. Seni tebrik ettim sessizce dinleyince ama beynin yandığı için meğer sessizce dinliyormuşsun. Şimdi onun takipçileri, her followers, onun izleyicileri comment on makeup blogs, yorumlar yapıyorlarmış bloguna, videolarına and photos of her. Makyaj yapıyormuş demek ki. Aynen. And also, evet devam et Tonguç'um. Also they like and or dislike them. Veya beğeniyorlarmış ya da dislike diyorlarmış ya beğenmiyorlarmış onları. Evet. She always checks the notifications of her accounts. O daima kontrol ediyormuş bu notifikasyonları yani bildirimleri hesabındaki. Evet. She thinks the internet is very necessary and everybody should use it in every part of life. Gerçekten Tonguç moda girdin. Makyaj blogger olan o sen niye gaza geliyorsun? Senin takipçin yok sen sefilsin Allah'ım yani. Değil mi hocam kendimi böyle gaza getiriyorum. Yani gerçekten tam bir gazsın. Ben de ileride makyaj blogger'ım olacağım. Makyaj blogger olamam herhalde. Olamazsın. Ama herhalde. Kas blogger olmak istiyorum. Vay muscle. Şimdi she thinks düşünüyormuş internet çok gerekli herhalde gerekli. Oradan takipçi kasıyor çünkü çok very necessary and ve everybody should, herkes melimalı, use it, kullanmalı in every part of life. Hayatının her anında kullanmalı diye düşünüyormuş. Tam çok doğru söylemiş gerçekten. Çok doğru söylemiş. Şimdi, which internet icon does not have the meaning in the text above? Yukarıdaki tekste, şimdi biz above diyoruz ama bu şimdi aşağı iniyor ister istemez. Hangi internet ikonu, yani işareti, sembolü yoktur diyor. Şimdi bak, burada bir ne var? Yorum şeyi var bak. Bu hatırlarsan. Yorum böyle diyor. Yorum şeyi vardı. Burada hatta şey kitabımız nerede? Son tekrar İngilizce kitabımız nerede? Şurada gösterelim. Son tekrar İngilizce kitabımız. Burada. Buyurun hocam. Şimdi bak. Burada bununla alakalı zaten bunları bilmiyorsan mutlaka buradan yani 5. ünitedeki ikonlar kısmından mutlaka çalışmalısın. Çünkü bu da sınavda çıkabilecek Tonguç'um. Hangi ikon nedir, ne nedir? Bunlarla alakalı burada hem sorular koyduk, hem kelimeler verdik, hem de ikonların ne anlama geldiğini çok güzel bir şekilde son tekrar kitabımızdan dikkatli bir şekilde çalışman lazım. Şimdi burada bak. Bu nedir? Tabii ki nedir onun adı? Yorum yapmak. Takipçi. Yok. Şu o yorum hocam. Yorum. Yorum nerede? Comment. Comment. O zaman buraya şöyle comment diye yazalım Tonguç Ali adım benim. Burada nedir? Takipçi. Takipçi sayısı. O zaman ne diyebiliriz burada? Hocam takipçi notification. Followers. Diye. Followers. Followers. Evet. O zaman buraya followers diyebiliriz. Bu da var. Burada upload diyor. Harikasın bu yükleme. Upload. Bu ise attachment. Ama attachment ile alakalı herhangi bir şey söylemedi ki. Attachment'ı şöyle gösterelim bak. Şöyle baktığımızda Tonguç Ali. Attachment yok hocam. Attachment hiç yok. O e-mail zaman, atmıyor ki. Aynen saçma sapan bir şey. O yüzden cevabımız Denizli diyoruz da geçiyoruz diye soruyor. Which question? Başka bir soru bak. Bu bir soruydu. Şimdi başka bir soruya geç. Diyelim şu birinci soru olsun. Şu da ikinci soru olsun. İkinci soruya geç. Which question? Hangi soru? Not answered in the text above. Yukarıdaki tekste hangi soru cevaplanmamıştır?
What does Beck mostly use the internet for? Beck interneti sıklıkla ne işi kullanıyor diyor. Bunun cevabı takipçi kasmak için. Takipçi kasmak için kullanıyor. Yani, shares new makeup. Bak, she always checks the notifications diyor. She shares new makeup looks. Bir sürü şey söylüyor. Dolayısıyla bu sorunun cevabı var. Does Beck follow any bloggers? Beck hiç başka bir blogger takip ediyor mu? Bakalım hocam. Bakalım. Böyle bir şeyle alakalı burada herhangi bir cümle göremedim ben. Herhalde bu cevap olacak. Her followers kontrol ediyor. Onu takip eden onunla bir şey yok. Dursun bu. What does Beck think about the internet? Onu söylemiş hocam. İnternet hakkında ne düşünüyor? İnternete bayılıyor zaten. She thinks the internet is very necessary. İnternet çok gerekli. Zaten tam bir blogger. Bu da var. What kind of blog does she have? Ne tarz bir blog makeup var? Blog. Makeup blog olduğunu söylüyor. She is a makeup blogger. O zaman bu sonuna cevap var. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Şimdi o zaman Tonguç'um. Birinci dönem tekrarını mükemmel bir şekilde yaptık. Oh be. Tüm konuları yani şöyle bir kez daha yanına tık atmak istiyorum. Friendship'in tüm kelimelerini gördük. Soru tarzlarını gördük. İki tık atın hocam. İki tike bayılıyorum. Evet. Teen life yaptık. Okundu. Görüldü. Ama olsun. WhatsApp gibi atın hocam. O zaman mavi. Şöyle yani değil mi? İki tık üst üste geliyor. Şöyle evet hocam. Tamam. Teen life yaptık. Kelimelerini gördük. In the kitchen'ın bütün kelimelerini need to do dedik. Bunların hepsini yaptık. Mesajımı gördüğün halde ne cevap vermiyorsunuz? Ne diyorsun? Diyorlar bana hocam. Ha, anladım. On the phone. Telefonda görüşmeler yaptık. Hang up dedik. Hold on dedik. The interneti bitirdik. Şimdi birinci dönem bitti. OP diyoruz. Beş soru cepte. Beş soruyu da ikinci dönem tekrar yapacağız. İngilizce ikinci dönem son tekrar ile son tekrar videolarımızın ikinci kısmına devam ediyoruz Tonguç'um. Hello Tonguç. Fine teacher and you teacher. I ask you hello, not I say how are you. Hello Tonguç. Hi teacher. How are you Tonguç? Fine teacher. Thank you Tonguç. Let's start the game and let's start the second episode of our... Last, çok korkuyorum hocam. İngilizce'den hiçbir şey anlamıyorum. Sen İngilizce'den hiçbir şey anlamıyorsun ama İngilizce senden çok şey anlıyor. İngilizce seni çok seviyor ve çok iyi yapacağını biliyor. Bugün ne yapacağız? What will you teach in part of son tekrar? Yani son tekrar Türkçe bir kelime. Burası İngilizce olmuş. Yani last repeat. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz Tonguç'um. Bugün ne öğreneceğiz? İlk başta ilk adımda first step topic title yani ana konuya bakacağız. Ardından second step ikinci basamakta possible exam words yani muhtemel sınav kelimelerine bakacağız. Expressions'lara bakacağız. Ve third step üçüncü adımda topic summary yapacağız. Konuyu güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Summary özet demek. Fourth step yani dördüncü adımda ise new style exam questions yani yeni nesil sınav sorularını birlikte görmeye çalışacağız. Şimdi ikinci dönemin konularına baktığımızda Adventures 6. ünitemiz, Tourism 7. ünitemiz, Chores 8. ünitemiz, ev işleri ki sen çok seviyorsun. 9. ünitemiz Science, 10. ünitemiz de Natural Forces. Burada şunu bilmemiz lazım Tonguç'um. İngilizce'de kaç soru geliyor? 10 soru geliyor. Peki kaç tane ünite var? 10 tane ünite var. O zaman her üniteden kaç soru geliyor? 1 soru geliyor. Bu kadar basit bir matematik hesabı var. Yani bugün bu 5 konuyu bitirdiğimizde 5 soruyu cebe koyacağız. Birinci dönem tekrarını da izlemiştik. Orada da 5 soruyu cebimize atmıştık. 5 daha 10 eder ve biz de 10 üzerinden 10 yapacağız inşallah. Şimdi possible exam words yani konumuz nedir? Bu sefer konumuza baktığımız zaman konumuz adventures yani maceralar. Macera perest misin Tonguç'um sen? Bayılıyorum macera. Adventuristim. Senin bana. Hayatın zaten bir macera. LGS'ye girmen, senin zekandaki bir insanın, senin potansiyelindeki bir insanın, senin kadar başarılı, zeki, akıllı olmadığı düşünülen bir insanın LGS'ye girmesi esasında en büyük macera. Ama sen zaten bu macerayı da mükemmel bir şekilde sonuçlandıracaksın ve bungee jumping yapacaksın. Yani sınava hızlı bir şekilde atlayacaksın ve en sonunda sımsıkı tutunacaksın. Şimdi nedir adventure seeker? Macera arayıcısı. Macera arayan kişilere deniyor. Skydiving nedir Tonguç'um? Gökyüzüne böyle hop diye çikilop dalıyorsun. Yani diving dalmak demek sky gökyüzü skydiving. Adrenalin junkie. Paraşütle atlamak. Harikasın. Adrenalin ne olduğunu biliyoruz. Mountain biking, dağ bisikleti. Adrenalin manyağı. Adrenalin manyağısın sen. Canoeing yani bu da kano yapmak. Rafting zaten Türkçe'de geçmiş böyle hızlı akan bir nehirde küreklerle beraber akıntıya uymak. Bungee jumping direkt kendini atmak. Bu da Türkçe geçmiş. Hang gliding nedir Tonguç'um? Bunu biliyor musun? Tamam bunu düşüne dur sen bu arada. Kayaking nedir diye düşünürsek bu da kano yapmak gibi. Scuba diving yine dalmak. Ice climbing buza tırmanmak. Hot air balloon ride. Yani sıcak hava balonuyla da sıcak hava balonuna binmek de gerçekten bir adventure. Dolayısıyla hand gliding'e ne olduğunu söyleyeyim sana. Şöyle bak hani adamlar oluyor delta kanatla uçuyorlar şöyle. Hani şurada şöyle tutunuyor apache gibi. Burada ayaklarını koyuyor. Delta kanatla uçmaya da biz hand glided diyoruz. Şimdi study kısmına başlayalım. Tabi burada şu çok çok önemli Tonguç'um. Biz ne yapıyoruz şu anda esasında? Hocam zaten derslerde ne önemsiz ki hocam? Çok doğru Tonguç'um. Gerçekten haklısın. Şu anda yaptığımız şey son tekrar. Son tekrar yaparken bizim size verdiğimiz bu videolar zaten sizin sınavda İngilizce'den, Türkçe'den, inkılaptan, matematikten, fenden ve dinden tüm soruları mükemmel bir şekilde yapmanızı sağlayacak. Yeni nesil sınav uygun. Ama aynı zamanda sen biz hızlı konuştuğumuz için bazı şeyleri yetiştiremeyeceğin için mutlaka son tekrarın tüm setin yanına bulundurmalısın diyoruz. Mesela İngilizce'yi yanına alırsan ben şimdi neredeyim? Buraya geçelim. On the phone'u zaten birinci dönem konusu yapmıştık. Adventures'dayız. Şimdi ben Adventures konusunu işlerken burada
kelimeleri söyledim. Mesela burada ice climbing dedim, rafting dedim. Bunları Türkçesini hızlı söylediğim için sen not alamamış olabilirsin. Ama hiç üzülmene gerek yok. Son tekrar kitabı varsa hop çikilop bunların Türkçesi sende. Learn, exam questions, study, learn. Bütün bunları da buradan takip edeceksin. Hatta fazladan videomuz olmayan quiz ve enjoy kısımlarıyla da konuyu pekiştirmiş olacaksın. Sonra turizme geçeceğiz. Yani sen son tekrar videolarını, son tekrar kitaplarıyla izlersen resmen mükemmel bir şekilde sınavda başarılı olacaksın. Şimdi asking and stating personal opinion, yani sormak veya söylemek kişisel, person kişi demek, personal kişisel düşüncelerimizi. What do you think of extreme sports? Yani ekstrem sporlar, yani böyle heyecan verici süper sporlar hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğun zaman insanlara, insanlar şöyle cevap verebilir. They are risky diyebilir. Onlar riskli diyebilir. Fakat burada kendi görüşünü söylediğine göre önüne in my opinion da diyebilirsin. In my opinion, bence onlar riskli diyebilirsin. Ve hatta what is on your opinion, senin what is your opinion diyelim buraya. What is your opinion on adrenalin junkies? Yani adrenalin bağımlılar hakkında ne düşünüyorsun diye sorduğuma sen I think they are crazy. They are crazy diyebilirsin. Veyahut da I think they like adventures. Onlar macerayı seviyor diyebilirsin. Şimdi expressing opinions, ne zaman biz kişisel fikirlerimizi dile getireceğimizde burada kullanacağımız bazı ifadeler var. In my opinion, benim fikrimce. I think, bence. I believe, inanıyorum ki. I prefer, tercih ediyorum ki. I would rather, yine ben bunu istiyorum, ben bunu tercih ediyorum anlamına geliyor. Bunları biz kişisel düşüncelerimizi söylerken kullanıyoruz. Şimdi bir de burada İngilizce'de gramer sorulmuyor sınavlarda. Hangisi present perfect tense'dir falan diye soru gelmiyor ama biz grameri bilirsek daha rahat hareket edeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi sonuçta bir dil bu. Dilin de bir grameri olacak. Present perfect tense adı üzerinde. Perfect bir zaman. Yani geçmişte olmuş ama hala etkisi devam ediyor. Mükemmel. Pozitif formunda I, you, we, they'den sonra have kullanıyoruz ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. He, she'den sonra ise has kullanıyoruz ve fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Mesela ben her gün okula gelirim derken I go to school diyorduk. Bu fiilin birinci zamanı Tonguç'um. Eğer ben okula gittim dersek I went to school diyorduk. Bu fiilin ikinci hali Tonguç'um. Eğer I have gone dersek, yani have ve fiilin üçüncü halini I have gone to school dersek de bu sefer fiilin üçüncü hali olmuş oluyor. Peki hocam ne farkı var? Bu ben giderim demek. Bu ben gittim demek. Bak ben gittim demek ve geçmişte gittim falan filan. Ama I have gone to school ise ben gittim ve hala okuldayım. I am in school now. I am in school now anlamına geliyor. Yani ben şu anda okuldayım anlamına geliyor. Ben gittim, okula gittim. Aa falan, anlıyorum. Şu anda oradasın anlamına geliyor. Ama I went to school dediği zaman okula gitmiş ama şu an orada mı, yoksa döndü mü, geçmişte mi oradaydı? Bir sene önce gittiğini mi anlatıyor falan filan, belli olmuyor. Negatif formunda ise Tonguç'um çok basit. Sadece haven't ve verb üç diyoruz. Veyahut da hasn't ve verb üç diyoruz. Bunun olumsuzunda fiil normale dönmüyor. Buraya dikkat et. Normalde mesela bunun olumsuzunda I didn't go diyorduk. Ama bunun olumsuzunda fiil gene gone olarak duruyor. Question formunda ise have a hop çikilop, yani yardımcı fiili başa alıyoruz. Have you, have I, have we, have they gone, yani verb üç. Yine fiilin üçüncü hali soru halinde de var. Burada soru halinde fiil normal haline dönüyordu. I didn't go diyorduk. Did you go diyorduk. Yani went falan kayboluyordu. Did'lerle devam ediyorduk. Ama burada have you gone, yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Veyahut da has she gone, yani fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Demek ki perfect tense adı üzerine. Perfect fiil hiçbir zaman mükemmel tense ikinci veya birinci haline dönmeyip üçüncü haline kalıyor. Şimdi burada bir arkadaşımız sormuş. Demiş ki have you ever seen a dinosaur? Dinosaur. Yani hiç dinozor gördün mü diye soruyor. O da cevap veriyor. Yes I have, but in the movie Jurassic Park. Evet gördüm. Fakat filmde, yani Jurassic Park filminde gördüm diyor. Veya sen Tonguç soru sormuşsun. Demişsin ki, ne demişsin burada? Have you ever watched extreme TV programs? Evet Tonguç, 30 sene önceki, 30 sene sonraki sitesi. Hiç ekstrem sporlar izledin mi? Arkadaşına cevap veriyor. No, never. Hayır, asla. I think they are so boring and ridiculous. Bence, I think, onlar so boring, çok sıkıcı and ridiculous. Aptalca diyor. Şimdi, expressing preference'da şunu bilmemiz lazım. Bir şey tercih ettiğin zaman diyelim ki, I prefer windsurfing, yani ben rüzgar sörfünü tercih ediyorum diyebilirsin. Ya da I prefer windsurfing, ben rüzgar sörfünü tercih ediyorum to işte rafting'e tercih ediyorum diyebilirsin. Hocam bu ikisi fark ne? Burada tercih ettiğin şeyi söylüyorsun. Burada neyi neye tercih ettiğini söylüyorsun. Yani bak, I prefer windsurfing'den sonra gülümseyen bir yüz var. I prefer windsurfing'den sonra gene gülümseyen yüz var. Ama to dediğin yerde, senin deyiminle yani. To, Allah kahretmesin. O kadar da değil evladım. To dediğin yerde sevmediğin şeyi söylüyorsun. Mesela I would rather cycle. Mesela bisiklet sürmeyi tercih ederim diyorsun. Severim diyorsun. Eğer yine tercih etmediğin şeyle beraber söyleyeceksen I would rather cycle than, cycle'ı güzel yazayım, cycle than mesela climb. Bu sefer tırmanmak diyorsun. Demek ki sen
burada ilk söylediğin hep sevdiğin şey oluyor. İkinci söylediğin şey then'den sonra, to'dan sonra söylediğin şey ise maalesef sevmediğin şeyler oluyor. Mesela I prefer, ben tercih ederim rafting in the river. Nehirde rafting yapmayı tercih ederim. What about you Tankut diye sormuşsun sen. Tankut da çeviriyor. Cevap veriyor. I would rather go windsurfing than go rafting. Ben rüzgar sörfü yapmayı severim rafting yapmaktansa. Because çünkü it is more relaxing and you... Bu çok rahatlatıcı ve sen Tongül diye soruyor. Tongül de cevap veriyor. I would rather watch whales. Ben balinaları izlemeyi severim, köpek balığını izlemeyi severim. It's so fascinating. Çok heyecan verici, çok zevkli diyor. Şimdi bir de comparative denen bir şey var Tongül'cüğüm. Comparative deyince şunu bilmen lazım. Türkçe'de hani şöyle bir şey vardır. Bir diyelim ki bir sıfat vardır. Ondan daha iyi olana biz daha deriz. En iyi olan ise en deriz. İşte şu anda işleyeceğimiz şey dahalar, yani daha iyi olan. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Kısa sıfatlarda sıfatın sonuna r, er veya ier geliyor. Mesela large geniş demek sonra ler getiriyorsun. Larger. Long uzun demek longer diyorsun. Easy kolay demek easier diyorsun. Yani daha kolay diyorsun. Kısa sıfattan kastımız kelimenin kısa olması. Geniş daha geniş. Uzun daha uzun. Kolay daha kolay. Veyahut da mesela yaşlı old, older. Yaşlı daha yaşlı. Eski daha eski. Fakat... uzun sıfatlarda durum değişiyor Tonguç'um. Uzun sıfatlarda mesela diyelim ki burada more getiriyorsun önüne. Nasıl getiriyorsun? Diyelim ki challenging uzun bir sıfat yani. Nereden biliyorsunuz hocam uzun olduğunu? Bak birden fazla bayağı bir kelimeden oluşuyor. 5, 6, 7, 8, 9 tane kelimeden harften oluşuyor. O zaman challenginger demiyorsun da more challenging diyorsun. More fascinating diyorsun. Başka mesela more difficult diyorsun zor. Veyahut da more interesting ilginç. Veya more beautiful çok güzel diyorsun. Burada mesela bunların uzun olduğu belli. Bir tane daha var böyle uzun gibi durmayan ama esasen uzun kabul edilen. More crowded. Yani çok kalabalık, daha kalabalık diyoruz. Ve bunlardan sonra da mutlaka than geliyor. Bunlardan sonra mutlaka than geliyor. Larger than. Daha geniştir ondan. Longer than. Ondan daha uzundur. Easier than. Daha kolaydır. Mesela English is easier than maths. İngilizce matematikten daha kolaydır diyoruz. Bir de irregular sıfatlar var. Irregular'da ise ne er geliyor ne more geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Sen kimsin diyoruz. Bunlar da iyi, kötü ve uzak. Good Tonguç'um better oluyor. Yani gooder ya da more good değil de better oluyor. Bad worse oluyor. Far da further oluyor. Peki bunların anlamı ne hocam? İyi daha iyi, kötü daha kötü, uzak daha uzak diyoruz. Şimdi bir tane örnek sınav sorumuz var. Possible exam question. Bu arada sen son tekrar İngilizce kitabına bakarsan çok daha fazla örnek soru görebilirsin. Yani ben adventures konusunu anlatırken sana şimdi birkaç tane çözüyorum ama sen eğer son tekrar İngilizce olursa exam question 1, exam question 2, exam question 3, exam question 4, exam question 5 quizler var. Bayağı bir soruyla tekrar etmiş olacaksın ki sende aynı zamanda diğer soru bankaları, zoru bankaları var. Onlarla da süper denemelerle de pekiştirmiş olacaksın. Şimdi burada diyor ki which option has the same meaning with the underlined sentence? Hangi seçenek aynı manaya sahiptir altı çizili cümleyle? Önce cümleyi okalım. Hi, I'm Martin. Merhaba, ben Martin. I grew up on the seaside. Ben deniz kenarında büyüdüm. And I'm fond of all water sports. Ben bütün su sporlarını severim. I really enjoy rafting and scuba diving so much. Ben gerçekten rafting ve scuba diving yani dalışı çok severim diyor. To me, bana göre diyor. Bana göre bak kendi fikrini söylüyor. They are more exciting than other sports. Onlar diğer sporlardan daha excitingdir, daha heyecan vericidir. O zaman diğer sporlardan daha heyecan vericidir gibi bir şey bulacağız. Diğerlerini okuyalım. They make me feel perfect. Beni harika hissettiriyorlar. I hate caving. Mağaracılığı sevmiyorum. Because çünkü I'm afraid of exploring the dark and mysterious places. Çünkü ben korkarım keşfetmekten karanlık ve sır dolu yerlere diyor. Şimdi. They are more exciting than other sports. Onlar diğer sporlardan daha heyecan vericidir. Other sports are more challenging than rafting and scuba diving. Bu diğer sporların daha böyle macera dolu, daha böyle meydan okuyucu olduğu anlamına gelmez. A seçeneği yanlış. Rafting and scuba diving are more thrilling than other sports. Ha. Rafting ve scuba diving diğerlerinden daha thrilling, yani daha böyle heyecan verici, daha exciting anlamına geliyor. Burada sadece thrilling değişmiş. O zaman bu cümle aynı. Other sports are less boring than scuba diving and rafting. Diğer sporlar daha sıkıcı diyor. Ama öbürleri sıkıcı demedi ki bu da olmaz. Rafting and scuba diving are more dangerous than other sports. Diğer sporlardan daha tehlikeli. Böyle bir anlam da yok. O yüzden doğru cevabımız Bursa seçeneği diyoruz. Geldik başka bir yeni nesil soruya. Yeni nesil sorularda resmi çok kullanıyor Milli Eğitim Bakanlığı. Öğrenciler resmi görerek de anlasın istiyor. Şimdi, which picture does not show Martin's favorite sport? Hangisi gösterir? Martin'in favori göstermez, Martin'in favori olmayan sporunu diyor. Şimdi bu eleman yani Martin ne yapıyordu? Hep deniz kenarında büyümüştü. Deniz kenarında büyüdüğü için bunu yapar. Rüzgar sörfü yapar. Dalış yapar. Böyle şey yapar, rafting yapar. Ama mağarayı sevmiyor. Zaten mağarayı...
Mağarayı sevmiyordu. Caving'den nefret ediyordu. Diyordu ki I'm afraid of exploring the dark and the mysterious places. Yani ben karanlık yerleri keşfetmekten ve sırlı yerleri gezmekten nefret ederim demişti. O zaman kaşınmasına hiç gerek yok. Bursa seçeneği onun doğru cevabı. Diyoruz da geçiyoruz diğer bir ünitemize. Yani hangi ünitedeyiz? Turizm ünitesiyiz. O zaman turizmle alakalı possible exam words. Muhtemel sınav kelimelerine bakıyoruz. Şimdi bunlara bakalım Tonguç'um. Castle kale demek. Historic site tarihi bölge. Ancient site antik bölge. Palace saray. National park ulusal park. Resort nedir Tonguç'um? Resort nedir biliyor musun? Hocam böyle tatil köyü. Tatil harikasın. Köyü. Square meydan. Moskü cami. Hemen bir cami çizelim. Camiyi bilmeyenler için. Hop 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 hop. Church kilise. Hemen bir kilise çizelim. Hop 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 hop. Bunun üzerine bir haç koyalım. Tövbe estağfurullah. Tower kule. Aynı zamanda archaeological site, arkeolojik yer, art galeri, sanat galerisi, temple'da tapınak. Bilhassa Budistlerin tapınakları oluyor, bunları bileceğiz. Bunları sen zaten son tekrar kitabındaki alıştırma kısımlarına da rahatlıkla görebilirsin. Study kısımlarına rahatlıkla görebilirsin. Bak neredeyiz şu anda biz? Ha nerede? Hemen şöyle çevirelim turizm konusunu. İşte burada. Castle, National Park, Historic Site, Palace Resort, tatil yeri, Square, Temple, Mosque, Church, Katedral mesela. Daha fazla kelime var burada. Tower, Fort, kale demek mesela. Science Center, bilim merkezi. Ancient Theater, Antik Tiyatro, Tarih Tiyatro veya da National History Museum, Doğal Tarih Müzesi gibi ekstra kelimeler içinde buraya mutlaka bakmalısın. Şimdi geçiyoruz study kısmına. Asking and saying the weather conditions. Hava koşullarını söylerken nasıl şey yapacağız? Bakalım şimdi. What is the weather like? Hava nasıldır diyor. Hani bunun şarkısı vardı. Hava nasıl oralarda diyordu. Bu da what is the weather like? Hava nasıl oralarda diyor. O da diyor ki it's cold and snowy. Hava soğuk ve karlı diyor. O zaman karlı ve soğuk havayı temsil eden hemen bir şeyi, kardan adamın snowman'i çiziyoruz. Üzerine de fırçasını koyuyoruz. Ve hatta how is the weather today? Hava nasıl bugün? O da cevap veriyor. It is boiling hot. Kaynıyor, yanıyoruz yani Adana. What was the weather like yesterday? Dün hava nasıldı? Bu da geçmiş zaman. Past simple. It was freezing and cold and icy. Dün dondurucu soğuktu ve buzluydu diyoruz. Şimdi Tourist Attractions of Turkey. Türkiye'nin birçok turistik atraksiyonu yani böyle ilgi çekici merkezleri var. Ayasofya Müzesi, bak Hacı Sofya Müzesi. Fairy Chimneys yani peri bacaları var ya peri bacaları Nevşehir Ürgüp'te. Mount Nemrut, Nemrut Dağı. Patara Beach, Patara Plajı. Aspendos Theater, Aspendos Tiyatrosu. Bunlardan mesela Patara Beach National Beauty, doğal bir güzellik. Ve hatta Fairy Chimneys yani peri bacaları doğal bir güzellik. Ama Ayasofya Müzesi. Veyahut da Mount Nemrut veyahut da Aspendos Theater, historical site. Bunlar tarihi bölgeler. Ancient site. Bunlar antik bölgeler. Gelelim learn kısmına. Time expressions of present perfect. Yine present perfect'i öğrenmiştik. Neydi? I, you, we, they'den sonra have ve fiilin üçüncü hali geliyordu. He, she'den sonra ise has ve fiilin üçüncü hali geliyordu. Burası bu kadar basitti. Ama hocam şimdi now olunca şimdiki zaman oluyordu. At the moment şimdiki zaman. İşte yesterday geçmiş zaman. Last week geçmiş zaman. Peki present perfect'te neyi bileceğiz? İşte onun da zaman kalıpları şu. Already, zaten, just, yeni, henüz. Yeni demek. Yet, henüz. Never, asla, ever da her zaman anlamına geliyor. We have already. Never say never. Asla asla deme. Harika sonucum. Yani asla yapamam diye mutlaka yapacaksın de inşallah da yapacaksın. We have already seen the film. Bak have ve fiilin üçüncü hali. Biz zaten filmi izlemiştik. Have you taken the photos yet? Fotoğrafları çektiniz mi henüz? I have just finished my project. Projemi daha yeni bitirdim. Have you ever visited London? Hiç Londra'yı ziyaret ettin mi? No, never. I have never visited London diyebiliyoruz. Demek ki zaten yeni, henüz, asla ve daima her zaman anlamını veriyoruz. Şimdi, have you ever visited Italy? Hiç İtalya'yı ziyaret ettin mi? No, I haven't visited there yet. Henüz ziyaret etmedim. Why don't we spend our holiday in Cairo? Biz neden tatilimizi Mısır'da, Kahire'de geçirmiyoruz? Not a good idea. İyi bir fikir değil. I have already visited there. Ben orayı zaten ziyaret ettim diyor. Artist yapıyor. Şimdi, possible exam questions. Muhtemel sınav soruları şöyle gelecek. Bize böyle bir tablo verecek infografik. Sonra da buna bağlı iki soru verebilir. Bakalım nasıl olacak. Şimdi historical places, tarihi yerler. Troy Ancient City, Troy Antik Kenti. Çanakkale Martyrum, Çanakkale Anıtı, şehitliği yani. Bir de burada diyor ki welcome. Çanakkale has hosted many historical events. Çanakkale barındırır birçok tarihi etkinliği. You will witness, şahit olacaksınız to the historical events, tarihi etkinliklere while you are on this tour. Tatildeyken siz şehir turundayken. Şimdi sorular şu. Are you interested in history? Tarihle ilgili misiniz? What about visiting the historical places?
Tarihi yerleri ziyaret etmeye ne dersiniz? Düşünür müyüz? Would you like to see the Trojan horse? Truva atını görmek ister misin? Take a trip to Çanakkale. Çanakkale'ye bir seyahate çık. Between June 10th and June 13th. Yani 10 Haziran ve 13 Haziran arasında, between arasında bir tur yap diyor. Enjoy a 3-night stay at 5-star hotel. Eğlen diyor 3 gece kalmayı 5 yıldızlı bir otelde. Şimdi bunu buraya aldıktan sonra sorumuza geçiyoruz. Which one is correct according to the brochure? Broşüre göre hangisi doğrudur diyor. The trip takes 5 days. Trip 5 gün sürüyor diyor gezi. Böyle bir şey yok. 3 gün sürüyordu. Trip atmayın bana böyle ya. Atmak zorundayım çünkü sınavda çıkıyor Tonguç'um. The trip is about modern places. Trip modern yerler hakkında. Bu da doğru değil. The trip is too expensive. Trip çok pahalı. Böyle bir şeyden de bahsetmedi. Expensive ya da cheap demedi. The trip offers to witness historical events. Trip öneriyor. Gezmeyi, tarihi etkinlikleri, tarihi yerleri, yani onlara şahit olmayı öneriyor. Evet, bu doğru. Zaten baktığımız zaman Truva Antik Kent'ten bahsediyoruz. Çanakkale Şehit'ten bahsediyoruz. Bunların hepsi tarih. Bu bizim tarihimiz, bu da eski Yunan tarihi. Dolayısıyla Denizli'ye rahatlıkla ulaşabiliriz. Diğer bir sorumuza bakalım yine broşürle alakalı. Which question is not answered in the brochure? Hangi soru cevaplanmamıştır broşürde diyor. Where will we stay in Çanakkale during the trip? Çanakkale'deyken biz nerede kalacağız? Bunun cevabı burada işte. A 5-star hotel. At a 5-star hotel. 5 yıldızlı bir otelde. When does this tour start and finish? Tur ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? It starts at June 10th and it finishes at 13th June. Yani 13 Haziran'da, Haziran'da da bitiyor. Bu da var. How much does the tour cost? Tur ne kadar ediyor? Ne kadar maliyeti var? Yazıyor mu? Paradan hiç bahsetmemiş. Oo, güzel. How long does the tour take? Tur ne kadar sürecek? Turun ne kadar süreceği söylüyor. 3 gece diyor. 3 night, 3 gece sürecek. Yani o zaman 3 gece 4 gündüz diyebiliriz. O zaman Ceyhan seçeneğinin cevabı yok ama diğerlerinin cevabı var diyoruz. Ve geçiyoruz yeni bir üniteye. Yani hangi üniteye? Chores ünitesine. Chores ne demek Tonguç'um? Hocam chores hocam yani çorbanın birazcık daha böyle daha şey olan pırasalı olanı. Pırasalı çorba demek hocam. Oğlum saçma sapan konuşuyorsun. Esasında çorbayla alakası var. Yani ev işleri çorbayla alakalıdır ama chores çorba demek değil. Chores annenin kafasının çorba gibi olması. Yani ev işleriyle uğraşması. Do the laundry. Yani çamaşır işleri. Set the table. Masayı kurması. Wash the dishes. Bulaşıkları yıkaması. Make the bed. Yatağı yapması. Ki her zaman anne yapmaz. Bazen babalar ve çocuklar da yardım eder. Load the dishwasher. Bulaşık makinesinin doldurulması. Do the ironing. Ütü yapılması. Dust the furniture. Mobilyaların tozunu alınması. Mop the floor. Yani zeminin böyle şey yapılması. Nedir ona? Paspaslanması. Take out the garbage. Çöpün dışarı çıkarılması. Tidy up the floor. Yani zeminin düzeltilmesi. Böyle etrafın toplanması. Vacuum the floor. Bu da elektrik süpürgesi kullanması. Vacuum ve şey arasındaki farkı bilmen lazım Tonguç'um. Mop arasında bak. Vacuum'da bir elektrik süpürgesi var. Mop'ta ise şöyle bir sopası olan, ucunda böyle bir paspas var. Yani bu paspaslamak, bu ise elektrik süpürgesiyle almak. Bunlardan hangisini sen çok tercih ediyorsun Tonguç'um? Ben fazla hocam do the laundry. Çamaşır yıkamaya bayılıyorum. Aferin, çamaşır yıkama. Peki derede mi yıkıyorsun, çamaşır makinesinde mi? Derede hocam. Leğenin içinde. Harikasın çünkü sen eski nesil bir insansın ama biz yeni nesil sorular çözeceğiz. Şimdi study kısmına baktığım diyor ki bir şeyler söylüyor bu da. O diyor ki I make the bed, yatağı yaparım. Take the garbage, çöpü çıkarım out and water the flowers. Çöpü dışarı çıkarım ve çiçekleri sularım diyor. O zaman buna sormuş olabilir. What is your senin responsibilities? Sorumluluk responsibilities at home. Senin responsibilities at home. Senin evdeki sorumlulukların nedir diyor. O da diyor ki yatağı yaparım, make the bed, take the garbage out. Çöpleri dışarı çıkarırım and water the flowers. Ve çiçekleri sularım diyor. Şimdi request and replies. İstekler ve cevaplar. Bakalım şimdi. Could you please, sen lütfen, please set the table. Please yazıyormuş zaten. Lütfen masayı kurar mısın? Yes of course. Tabii ki diyor. Veya do you mind loading the dishwasher? Bulaşıkları yüklemeyi, doldurmayı düşünür müyüz? Sure, no problem. Tabii ki problem yok. Do you think you could mop the floor? Sen yeri paspaslayabileceğini düşünüyor musun? I'm afraid, I can't. Korkarım, yapamam. Niye yapamıyorsa pis herif. Veyahut da I'm sorry, ne sorry? I'm sorry but I can't. Üzgünüm, yapamam. Veyahut da but Berkan. Berkan yapabilir. I'd like to. İsterdim but I can't. Yani I would if I could but I can't. Yapmak isterdim ama yapamam. I'd like to but I can't diyor. Demek ki işten kaçmak için buradakileri kullanıyoruz Sonuç evladım benim. Ama problem yoksa, annemize yardım edeceksek, gerçekten çiçek gibi bir çocuksak, o zaman yes of course mommy veyahut da sure no problem daddy gibi cevaplar verebiliriz. Şimdi learn kısmına gelelim. Burada bazı obligations, yani zorunluluklar için kullandığımız bir ifade var. O da have to ve has to. Şimdi
Have normalde sahip olmaktı. Bazen de present perfect tense'de yardımcı fiil. Ama burada zorunluluklar anlamına geliyor Tonguç'un. Mesela are you VD'den sonra zaten have geleceğini biliyoruz. He shit'ten sonra has geleceğini biliyoruz. Fakat bir yanına to koyunca I have to tidy the room. Ben odayı düzenlemek zorundayım. She has to tidy the house. O evi düzenlemek zorunda. Ve hatta are you VD don't have to düzenlemek zorunda değilim. Yani yapmasam da olur. Cook. Yemek yapmasam da olur. Mesela sen odanı düzenlemek zorundasın. Değilim hocam. Düzenlemek zorundasın Tonguç. Olur mu? Odayı dağıtamazsın. Aslan yatağından veriyorsun. Ama you don't have to cook. Yemek yapmak zorunda değilsin ki. Zaten sen yemek yapsan herkes zehirlenir. Ve hatta he she doesn't have to cook. Onlar mesela kız kardeşin veya erkek kardeşin yemek yapmak zorunda değil. Yemeği zaten annen ya da baban yapabilir. Sorusunda ise do you veya do we veya do they have to set the table? Biz masayı kurmak zorunda mıyız? Ve hatta does she, does he have to set the table diyoruz. Demek ki sorularda do does başa geliyor. Olumsuzlarda don't doesn't oluyor. Olumluda ise have to tidy. Mesela you have to study. Sen ders çalışmak zorundasın. You have to go to school. Okula gitmek zorundasın. Ama you don't have to go to school on Saturday. Cumartesi günü okula gitmek zorunda değilsin. Çünkü okul yok. Ama istersen gezmek için, etüt için gidebilirsin. Veya I don't have to work on Sunday. Ben pazar günü çalışmak zorunda değilim. Çalışmayabilirim yani. Şimdi study'ye bakalım. Rules at school and home. Evdeki ve okuldaki kurallar. Obligations, zorunluluklar. Bu sefer de must var. Must yapmak zorunda olduğumuz, mustn't da yapmamak zorunda olduğumuz şeyler. Bak Tomuş, İngilizce'de en başa subject, sonrasında verb, sonrasında object, sonrasında place, sonrasında time gelir. Yani özne, yüklem, nesne, yer tamlayıcısı ve zarf tamlayıcısı sıralaması vardır. En başa özneleri getiriyorum şimdi bak. Hemen getiriyorum. I, you veyahut da ne diyelim mesela Ali veyahut da işte Ayşe. Bunları getirdik. He, she de getirebiliriz. Fark etmez. Bunlara biz özne diyoruz. Fiillerimiz neydi mesela? Fiillerimizde atıyorum go, gitmek fiili. Veyahut da eat, yemek fiili. Veyahut da drink, içmek fiili. Veyahut da like. Veyahut da işte ne bileyim study, çalışmak fiili. Şimdi bunları kullanıyoruz ama bunların yanına biz hep yardımcı fiil kullanıyoruz. Mesela I can go, gidebilirim. You will eat, yiyeceksin. Ali should drink, Ali içmeli. Ayşe must like, hoşlanmalı. Veyahut da he could study, çalışabilirdi. Bunların hepsi, yani bu turunculara yardımcı fiil diyoruz. Bunlardan sonra hep fiilin bir cari gelir olmuş. İşte must ve mustn'tan sonra veyahut da should ve shouldn'tan sonra verb bir geliyor. Must yapmak zorundasın. Bak şöyle sinirli bir tip var. Should ise bir tavsiye. Yapsan iyi olur dostum şeklinde. Yani hani şöyle bir elini kaldırmış. Yapsan iyi olur gibi. Bak şimdi. I must tidy my room. Odamı düzenlemek zorundayım. Yoksa annem terliği çok hızlı bir şekilde fırlatır. Veya we mustn't run in the corridors. Koridorlarda koşmamak zorundayız. Koşarsak tozur ve hocalar kızar. Ben yapabilirim hocam. Söyle should. Şey we'yi söyle. We should obey the rules. Biz kurallara itaat etmemiz iyi olur. Veyahut da you... You shouldn't wear makeup at school. Yani sen okulda makyaj yapmamalısın. Zaten esasında... Ben de yapmıyorum zaten hocam. Sen yapma zaten evladım. Sen makyaj yaparsan palyançoya benzersin. Ne yapıyorsun evladım? Bunlar yine tavsiye. Esasında okulda makyaj yapmamak normalde mustn't'a girer. Yani niye? Çünkü bayağı bir yasak yani. Makyaj yapsan okuldan geri gönderirler seni. Gelelim possible exam questions'a. Yani muhtemel sınav sorularına. Şimdi burada mükemmel bir infografiyle bir şeyler vermişiz. Ardından da birçok güzel kelimemiz var mesela. Pick up toys, help set the table falan gibi. Mesela pick up toys oyuncakları toplamak. Veya help to clean bathroom, banyoyu işte temizlemek. Banyoyu temizlemeye yardım etmek. Make the bed, yatak yapmak. Sweep small areas with a dust pan. Bir toz alıcı şeyle şeyleri temizlemek, küçük bölgeleri. Help clean bathroom, banyoyu temizlemeye yardım etmek. Make bed, işte dust, toz almak, vakum, elektrik süpürgesi yapmak, empty trash, çöpü boşaltmak, help cook, yemeğe yardım etmek, prepare meals, yemek hazırlamak, take care of pets, işte şeylerin şeyine bakmak, nedir onun adı, bu süs hayvanları var ya, evde besleyen hayvanlar. Ev hayvanlarının bakımını yapmak, laundry, çamaşır, make prep easy meals, yard work, yani weeding, moving, planting, bu işte bahçe işleri, bitki ekmek falan filan, watch younger siblings, küçük kardeşlerimizi izlemek. Fold washcloths da fold katlamak demek Tonguç'um. Washcloths da yıkanmış çamaşırlar demek. Cloth elbise ya. Washcloths da yıkanmış çamaşırlar. Aynı zamanda make dinner akşam yemeğini hazırlamak. Hocam binlerce kelime var. Bayağı bir kelime var. Ben hızlı söylüyorum. Zaten bunlarla alakalı Tonguç evladım benim. Son tekrar kitabımıza sana biz hepsinin Türkçelerini verdik. Bak şurada göstereyim. Turizmden sonraki ünite neydi? Şurası var. Ne demişiz? İşte nedir onun adı?
Burada yapılacak işlerin hepsinin Türkçeleri var. Biz sana buradan fazladan verdik ve aynı zamanda bir sürü sorumuz da var. Şimdi devam ediyorum. Truly clean kitchen and bathroom. Mutfağı ve banyoyu temizlemek. Iron. Şimdi burada başkan kelimeler vardı. Weeding ne demekti hocam? Weeding Tonguç'un bahçe işleri. Yani mesela yabani otlar. Çok önemli bir kelime değil. Veyahut da işte yabani otlar vardır ya böyle çok şeyler, dikenler falan. Onları temizlemek için weeding diyoruz. Planting bitki etmek. Moving de biçmek. O zaman bunları yazalım. Biçme, yabani otları temizleme ve planting bitki ekme. Şimdi 2-3 yaşındaki şeyler, 4-5 yaşındaki şeyler, 6-7 yaşında, 8-9, 10-12, 13-14 ve daha fazlasında. Şimdi burada buraya bir başlık gelecek diyor herhalde. Bakalım. Which of the following can be the best title? Hangisi en iyi başlık olabilir? For the chart above. Yukarıdaki tablo için, tabii şimdi biz aşağı aldık. Hangisi en iyi başlık olabilir diyor. Children's problems. Çocukların problemi. Çocukların problemleri nasıl için biçme olsun? Aynen. Kids chores. Çocukların yapacakları ev işleri. Olabilir bak. Olabilir yaşlar bunlar hep çocuk yaşı çünkü. Sharing housework. Ev işlerini paylaşmak. Bununla da alakası yok. Children's rights. Çocuk hakları. Çocukların hakları bunlar olamaz. Çocukların eğitim hakkı var. Özgürlük hakkı var. Seyahat hakkı var ama çocuğun çamaşır temizleme hakkı yok. Dolayısıyla burada çocukların ev işleri diye başlığımızı atıyoruz. Zaten ünitemiz de chores. Şimdi which sentence is wrong according to the chart? Tabloya göre hangisi yanlıştır diyor. Kids can cook dinner when they are 8 or 9 years old. Çocuklar yemek yapabilir. Onlar 8 veya 9 yaşındayken. Bakalım. 8-9 yaşındayken valla elektrik süpürgesi, çöpü temizlemek, boşaltmak, toz almak var ama yemek yapmak. Aa burada bak. Make dinner 13 yaş ve üstünde. Çünkü mutfakta ateş var, tüp var, doğalgaz var. Mutfağa 13 yaştan küçük çocuk girmemesi lazım. O zaman bu yanlış Tonguç'um cevaba. Ama diğerlerini kontrol edelim. Kids can clean the kitchen well if they are under the 13. Çocuklar mutfağı temizleyebilir iyi bir şekilde eğer onlar 13 yaşın altındaysa. Bakalım. 13 yaşın altında mutfağı temizlemek var mı? Evet var. Gördüğün gibi net bir şekilde söylüyor. Can clean kitchen and bathroom diyebiliyoruz. Greater age brings greater responsibility. Daha büyük yaşlar getiriyor daha büyük sorumluluklar. Children may have a duty at the age of 2 or 3. Çocuklar 2-3 yaşında sorumluluk sahibi olabilir. Dolayısıyla yaş büyüdükçe sorumluluğumuz arttığını söyleyebiliriz. 2-3 yaşındayken de masayı kurmaya yardım edebilir. İşte yıkanmış kıyafetleri katlayabilir veya oyuncaklarını toplayabilir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana seçeneği Tonguç evladım benim. Şimdi geldik yeni bir üniteye. Yani Chores'tan sonraki sondan bir önceki ünitemize. Bitmiyor artık üniteler. Bitti evladım. Sondan bir önceki üniteye geldik. Science. Bir 10 dakika sonra bitireceğiz inşallah. Tabii birazcık su olsa iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Şimdi normalde design, invent, research. Burada bayağı bir kelimemiz var. Bu kelimeleri zaten son tekrar kitabımızdan tekrar edebiliyorduk. Takip edebiliyorduk. Design, design etmek. Invent, icat etmek. Research, araştırmak. Discover, keşfetmek. Bak. Invent ile şey arasındaki, discover arasındaki farkı bilmemiz lazım. Şimdi invent olmayan bir şeyi icat ediyorsun. Mesela diyelim ki adam telefon icat ediyor. Telefon diye bir şey yok dünyada. Ama doğada olan işte ne bileyim mikropları, kıtaları zaten olan bir şeyi keşfetmeye biz discover diyoruz. Test etmek, experiment, deney yapmak, explosion, patlama, lab, laboratory, scientist, bilim insanı, test tüpü, vaccination, aşı, substance, explore. Mesela explore yine burada aynı şeyi yine keşfetmek. Buraya dikkat edelim Tonguç'um. Şeye bakalım. Şöyle yazıyorum. Şey nedir onun adı? Explore. Explore'a bakalım. Keşfetmek dedik. Implant yani implant yapmak hani var implant, ya. Annemin implant dişleri aynen. Hocam. Space travel, uzay seyahati. Prove, ispatlamak. Believe, inanmak. Astronomer, astronot. Discovery'de keşfetmek. Mesela nerede? Ha, substance'da mesela kimyasal madde. Böyle maddeler var ya deneylerde kullanılan hani tüm şeylerde scientistlerin, bilim insanların laboratuvarda kullandıkları test tüplerinin içine konan maddelerde substance diyoruz. Şimdi yine possible exam verse discoverer, kaşif. Bak discover keşfetmekti, discoverer kaşif. Drive sürmekti, driver, şoför. Teach öğretmekti, teacher öğretmen gibi. Invent icat etmek, inventor mucit. Research araştırma yapmaktı, researcher araştırmacı. Chemist kimyager. Surgeon yine aynı şekilde cerrah. Bunu da yine İngilizcesini yazalım. Cerrah. Astronomi, astronomer, astronot. Engineer, engine, motorlu engineer, mühendis. Archaeologist, arkeolog. Operasyon, invention, icat. Astronomi de yine astronomi oldu. Yani uzay bilimi, gök bilimi olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi burada bazı learn kısmımız var. Who discovered the X-rays? Kim X-rays'i keşfetti? Peki Tonguç'um buraya neden discover dedik de invent demedik? Çünkü X-rays zaten vardı. Doğada Allah tarafından yaratılmış. Ama sen gidip de şu cep telefonunu icat edersen bu tabii ki ne oluyor? Net bir şekilde olmayan bir şey ortaya çıkarmış oluyorsun. Bu invent. Ama zaten olan bir şey. Diyelim ki yer çekimi kanunu.
Bu var, yaratılmış. Onu adam Newton keşfediyor. Sonra artist gibi ben buldum. Hadi oradan. Zaten vardı. Sen sadece zekanla ona ulaştın. Ama işte dedim, Christoph Colomb Amerika'yı keşfediyor. Vardı zaten yeni dünya. Orada Kızılderililer yaşıyordu. Hatta onları sen saf gibi Hindistanlı zannedip Indians dedin. Yani niye sinirlendiriyorsun insanı? Şimdi William Röntgen discovered them. Röntgen bunu keşfetmiş. Gerçekten de ismini de vermiş. I'm a scientist. Ben bir bilim insanıyım. And I'm doing an experiment in the lab now. Ben bir deney yapıyorum laboratuvarda diyor Tonguç evladım benim. Yine learn kısmına baktığımızda what do astronomers do? Astronotlar ne yapar? Veya astronomiyle uğraşanlar ne yapar? They observe the space. Onlar uzayı gözlemler. What do inventors do? Mucitler ne yapar? They invent. Onlar icat eder yeni şeyler. Bak, teach'in öğrenmek, öğretmek olduğunu biliyordun. Veyahut da drive'ın sürmek olduğunu biliyordun. Veyahut da act, film oynamak olduğunu biliyordun. Bunların sonra her iki gelince zaten o işi yapamıyor. Teach, teacher. Drive, driver. Act, actor. Aynı şekilde invent, icat etmek, inventor. Discover, keşfetmek, discoverer'ın da kaşif olduğunu bilmelisin. Konuş öyle anlayayım. Ooo, şimdi possible exam question. Muhtemel sınav sorusu, gerçekten tam yeni nesil. Bunlardan çok daha fazlasını zaten son tekrar kitaplarımızda ve diğer kitaplarda bulacağını biliyorsun. İkide bir araya bal sokuyorum. Aslında balın rengi şey olur normalde, sarı olur ama biz İngilizceyi mor yaptık. Çünkü İngilizleri morartmıştık biliyorsun. O yüzden böyle bir renk tercih ettik. Şimdi gelelim Kurtuluş Savaşı tabii. Ama şimdi artık onların dillerini öğreniyoruz. Kardeşlik içinde yaşıyoruz. Which sentence is correct? Hangi cümle doğrudur? According to the text, tekste göre, paragrafa göre hangisi doğrudur diyor. Canan Dağdeviren was born in Istanbul in 1985. Canan Deviren was born, doğdu in Istanbul 1985'te. She's a physics engineer. O bir fizik mühendisiydi. Wow. She's the first Turkish woman academician who is selected to junior fellow of Harvard. O Harvard'a seçilen ilk kadın akademisyendi. She invented a wearable heart chip working battery free. O giyilebilir bir kalp pili icat etmişti. Pilsiz çalışan kalp çipi icat etmişti. Bak, olmayan bir şey icat ediyor kadın. Tebrik ediyoruz kendisini. Hem de Türkmüş maşallah. Also aynı zamanda she succeeded, o başardı, to develop a device diagnosing skin cancer. Yani cilt kanserini şey yapan, nedir onun adı, tedavi eden, diagnoz eden bir alet geliştirmişti. Moreover, aynı zamanda she takes part in the list of Forbes. Forbes listesine de girmişti. A global media company, bir global medya şirketinde at the age of 30, 30 yaşındayken and below scientists. Bilim adamlarının arasında. Now, şimdi she is conducting her scientific research at Massachusetts Institution of Technology. MIT'de kendi bilimsel araştırmalarını yönetiyor. In the USA, Amerika'da. Bak, resmen bir beyin gücü yaşanmış. Canan Dağdeviren, ismi Türk, soy ismi Türk olan bir değerli insanımız ki 1985 yılında doğmuş. Bayağı da gençmiş gördüğün gibi. 30 kaç yaşında oluyor? 34 yaşında oluyor. Böyle genç bir insanımız gitmiş Amerika'da şey yapmış. Nedir onun adı? Bilimsel araştırmalar yapıyor. Kendisini tebrik ediyoruz. İnşallah Türkiye'ye geri döner. Ülkemizde bu çalışmalarını geliştirir. She studied on chemistry. Kimya alanında mı? Hayır, öyle bir şeyden bahsetmedi. She has scientific achievements on astronomy. Astronomide kimyasal başarılar. Bilimsel araştırmalar, başarılar. Astronomide değil, alakası yok. She is the inventor of a wearable heart chip working battery. Evet, burada zaten yazıyor bak. She invented, yani she is the inventor of, aynı anlama geliyor. O icat etti, o mucididir demek istiyor. A wearable heart chip, aynı şeyi yazmış. O yüzden cevabımız Ceyhun. She founded Massachusetts Institution of Technology. O MIT'yi kurdu. Hoppala, MIT'yi kimse kuramaz. Daha bir dakika, yani böyle bir şey olamaz. O yüzden cevabımız Ceyhun diyoruz ve geçiyoruz. Son ünitemize artık mutlu sona yaklaştık Tonguç'um. Oh be, natural forces. Ya. Doğal felaketler, doğal güçleri işleyeceğiz. Allah korusun. Hani işleyeceğiz ama öğreneceğiz. Önlemimizi, tedbirimizi alacağız. Sonrasında da İngilizceyi bitireceğiz. Birinci dönem tekrarımızı yapmıştık. İkinci dönem tekrarımızı bitirmiş olacağız. Sonra İngilizce full tekrar geliyor. Ardından da sınavdan bir gün önce sözel full tekrar olacak. Sonra sınavdan sonra da mükemmel bir şekilde... Vur patlasın, çal oynasın. Aynen. Süper eğlence, dans, müzik, spor, halı saha, işte gezme, tozma, arkadaşlar buluşma, hepsi bizi bekliyor. Dişimizi sıkacağız. Ardından da ısıracağız LGS pastasını. Şimdi... Burada bazı şeyler var Tonguç'um. Nedir onun adı? Felaketler var. Bunları öğrenmemiz lazım. Mesela float, sel demek. Survive, kurtulmak demek. Veyahut da deforestation, ormanların bozulması. Pollution, kirlilik. Veyahut da famine, mesela mesela avalanche, çığ. Landslide, heyelan. Veyahut da drought, tsunami mesela şey, nedir onun adı? Tsunami'yi duymuşsunuz böyle. Femin kıtlık olduğunu söylemeyi unuttum, pardon. Femin kıtlık. Veyahut da tsunami mesela şey, nedir onun adı? Büyük dalgaların toprağı yutması hocam. Evet. Forest fire, orman yangını. Earthquake, deprem.
Volcanic eruption, volkanik patlama. Disaster, felaket. Happen, olmak, gerçekleşmek. Flood'u bir kez daha yazdık, sel. Threaten, tehdit etmek. Onu da yazalım. Gerçekten mükemmel bir şekilde burada not alalım. Eco-friendly, yine şey, nedir onun adı? Çevre dostu. Bir de Tonguç el adım. Magnitude var. Magnitude de esasında... Depremin şiddeti hocam. Deprem şiddeti olduğunu bilmemiz lazım. Yani depremin büyüklüğü diyebiliriz. Peki drought nedir Tonguç'um? Hocam drought hocam. Drought pardon. Susuzluk hocam. Aynen, yani yine kuraklık diyebiliriz. Drought için, yani kuraklık diyebiliriz. Şimdi bunların... Zaten ben hızlıca söylüyorum ama mesela happen olmak, disaster, felaket diyorum ama sen zaten eğer bu şeyi açarsan Tonguç el adım, bir kez daha 38. kez önüne çıkarıyorum bu videonun içerisinde. Natural force ünitesini sayfadan açarsan bunların hepsi yazıyor, baksana. Avalanche çığı yazıyor, landslide, toprak kayması, hepsi yazıyor. Bunların hepsini güzel güzel tekrar edebiliriz. Şimdi bunu bitirdik ve geçtik. Diğer muhtemel sınav kelimelerine hocam, yine... Hocam bitmiyor hocam, bitmiyor. Tonguç'um son üniteye geldik. 4-5 dakika sonra bitiriyoruz artık inşallah. Geldik. Global warming, yani küresel ısınma. Climate change, iklim değişikliği. Extinction of species, yani türlerin yok olması. Hocam mamutlar yok olmuş, eskiden varmış. Mamutlar yok olmuş. Mesela dinosaurs, bunlar artık yok oldu mesela. Ozone layer depletion, yani ozon tabakasının delinmesi. Overpopulation, yani aşırı nüfuslanma. Şimdi learn kısmına bakalım. It means snow falling down a mountain. O diyor karın dağlardan aşağı doğru akmasıdır diyor. Bu çığ hocam. Çığ, o zaman hemen buraya avalanche diye yazıyoruz. What does avalanche mean? Ne anlama geliyor avalanche? Çığ, bilmiyor musun yani? Hayret bir şey. Veya başka bir soru soruyor. What was the magnitude of? Büyüklüğü nedir of depremin in Çanakkale? Çanakkale'deki depremin büyüklüğü nedir? It was 5.1 ne demek? 5.1 and fortunately, çok şükür ki nobody died or got injured. Hiç kimse ölmedi ya da yaralanmadı. What must we do to save the earth? Biz dünyayı korumak için ne yapmalıyız? Tavsiyeler var, bir de zorunluluklar var. Tavsiyeler böyle gülümseyen bir yüzle söylüyoruz. Zorunluluklar ise artık mutlaka yapmalısın. Yani seve seve bunu uymak zorundasın. Should veya shouldn't. Yapsak iyi olur, yapmasak daha iyi olur. Must veya mustn't. Yapmak gerekir ve yapmamak gerekir. Şimdi, you should use public buildings. Yani kamu binalarını, kamu şeylerini kullanmalısın. You shouldn't save taps open. You shouldn't leave taps open. Yani musluğu açık bırakmamasın. Niye? Musluğu açık bıraktığın zaman su israfı oluyor. Mesela dişini fırçalarken sen musluğu açık bırakırsan çok büyük bir su israfı. Zorunluluklara baktığımızda we mustn't down the forest. Cut down the forest. Biz ağaçları kesemeliyiz, ormanları katletmemeliyiz. Ve hatta we must plant more trees. Biz daha fazla ağaç yetiştirmeliyiz. Şimdi learn kısmında yine must should ve must shouldn't'ların arasındaki farkı görmeye çalışalım. Mesela turn off the taps and lights after using them. Onları kullandıktan sonra ışıkları ve musluğu kapatsak iyi olur mu? Yoksa kapatmalı mıyız? Tabii ki kapatmalıyız. We must. Use renewable energy, yani yenilenebilir enerji kullansak iyi olur. Niye? Bu gerçekten güzel bir şey. Bazen pahalı oluyor, bazen zor oluyor ama kullanmamız gerekir. Yine mustn't ve shouldn't'a bakalım. Make fires in the forest. Biz ormanlarda yangın yakmalıyız. Hayır, saçmalama. We mustn't. Kesinlikle yapmamalıyız. Yani kesinlikle sinirli bir şekilde söylüyorum bunu yani. Bu kesinlikle gereken bir şey. O yüzden we mustn't make fires in the forest. Ama we shouldn't drive to work. Biz arabayla gitmemeliyiz işe. Yani toplu ulaşımı kullansak, public transportation'ı kullansak çok daha iyi olur. Şimdi geldik muhtemel bir sınav sorusuna. Possible exam question. Water shortage, su kıtlığı is increasing fast. Hızlı bir şekilde artıyor. It causes the drought. Yani kuraklığa sebebiyet veriyor. This is a serious problem for the humanity. Bu ciddi bir problem insanlık için. So, bu yüzden we must turn off the taps, muslukları kapatmalıyız, to prevent the water shortage, önlemek için su kıtlığını, and also we shouldn't waste the water. Ve biz suyu israf etmemeliyiz. Şimdi, which question is not answered above? Yukarıda hangi soru cevaplanmamıştır? What must we do to save the water? Suyu israf etmemek için, suyu korumak için, tasarruf etmek için ne yapmalıyız? We must turn off the taps. Bunun cevabı var. Which precautions should we take for the water shortage? Su kıtlığını durdurmak için hangi önlemleri? Precaution, önlem. Hangi önlemleri almalıyız? Tabii ki we must turn off the taps. Muslukları kapatmalıyız diyebiliriz. What is the result of the water shortage? Su kıtlığının sonuç, su azalmasının sonucu nedir? Ne diyor? It causes a drought. Yani kuraklık olduğunu söylemiş.
son soruya geldik artık. When will water run out in nature? Ne zaman su azalacak doğada? Böyle bir sorunun cevabı yok. Bunu bilemeyiz. Eğer biz tasarruflu davranırsak daha uzun süre kullanabiliriz. Ama tasarrufsuz davranırsak sıkıntı yaşarız. Şimdi Tonguç Eladimir. İkinci dönem tekrarımızı da mükemmel bir şekilde bitirdik. İngilizce son tekrar kitabını mutlaka alıyorsun. Hatta bunun son tekrar setini almalısın. Son tekrar hocam setini... son tekrar setini aferin, aldım. Aferin, açık olmasan da belli. Son tekrar setimizin içinde neler var? Sabahtan... Ben detaylı son tekrar setini almışım. Hocam. Aferin. Burada hızlı son tekrar seti var. Bu bir haftalık. Detaylı son tekrar seti de iki haftalık. Burada bir, üç... 2, 1, yeni nesil denemeler. Bitirişi. İşi bitirmek istiyorsan bu tarz yeni nesil soruların olduğu denemelerden mutlaka çözmelisin. Bunlarda 3, 2, 1 toplam 6 tane deneme var. Hepsi orijinal sorulara sahip. İnkılap son tekrar kitabı efsane. Fen mükemmel bir şekilde tamamen sınava uygun. 3, 2, 1 bitirişi. Bu LGS çok bitirici. Aferin, güzel. Gerçekten rapte de çok iyisin. Sınav modeli soruların olduğu Türkçe ve tamamen sınava özgün bir şekilde hazırlanmış son taktiklerin olduğu ve sınavda böyle çıkardığı modellerin olduğu matematik ve İngilizceyi zaten anlata bitiremedim. Din zaten hem dünya için hem de ahiret için mutlaka gerekli. Son bundan... tekrarlar ile başa. Güzel, gerçekten tarzın çok iyi Tonguç'un. Bundan sonra sana rapçi Tonguç diyebiliriz. Ve tostları zaten alıyorsun. Tostu 8. adımını al çünkü. Ben Tono. Güzel, Tono Tonguç'sun sen. Burada Tonguç'un infografik soruların olduğu sınav tarzı. Temel sorular ki işte temele benzemiyor gördüğün gibi son derece seçici. Ve orta tarzı soruları görebilirsin. Burada şöyle bir detayımız daha var Tonguç evladımın. Hocam burada TOS 8 mi çıktı? TOS 8'de dönem tekrar testleri de var. Yani artık tüm dönemi tekrarları da var, bunu almalısın. Hocam ben bunları zaten aldım. Ve benim hedefim çok yüksekler. Ben çok iyi bir öğrenciyim diyorsan o zaman kitabın burada hedefim derece. 3 adet tam LGS denemesi ama LGS'nin bir tık üstünde. Yani biraz daha zor, biraz daha seçici hem Türkçe'de hem matematikte. Gerçekten kallavi diyeceğimiz soruların olduğu bu denemelerde mutlaka çözdüğün zaman artık ilk hedefin Akdeniz'dir. İleri diyorum sana. Hadi bakalım ödüllü sorumuza. Öğrenciler ilk hedefiniz LGS. İleri diyoruz ve ödüllü sorumuzu yapıyoruz. Hadi bakalım başarılar Tonguç'um. Türkçe fen matematik bunları çoktan hallettik. İnkılap din, İngilizce hepsini bitirdik. LGS gelsin şimdi, çekiverelim fişini. Haydi artık bitirelim şu fen lisesi işini.